Efendim merhabalar, iyi sabahlar, güzel ve mutlu bayramlar dileyerek yeni güne merhabaya başlıyoruz. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bütün gençlerimizin, bütün Türkiye'nin hatta dünyanın bayramını kutlamış olalım. Çocuk bayramını geride bıraktık geçen ay. Bu ay gençlerle bu bayramı kutlamış olacağız. Gençlik ve Spor Bayramı'nın bütün yurda mutluluk, barış, huzur ve sulh getirmesini dileyerek programımıza başlayalım. Önemli bir konuyla, sağlıkla ilgili ciddi bir meseleyle başlayacağız. Diş sağlığından bahsedeceğiz. Sadece dişleri değil aslında, estetik olarak bütün yüzü de ilgilendiren bir mevzumuz var. Çenede ve dişlerde kötü kapanış. İleriki dakikalarda ortodonti uzmanı Doktor Enver Akın Özkan stüdyo misafirimiz olacak. Bu mevzunun detaylarını konuşacağız. Siz de bize telefon ve e-mail ile katılabilirsiniz. Programın başında hemen hatırlatmış olalım. İkinci bölümde Gençlik Bayramı madem, gençlerimizi ilgilendiren sporda büyük başarılar elde etmiş, dünya ve Avrupa şampiyonu sıralarına katılmış ve burada birincilikler edinmiş olan milli tekvandocumuz Hamide Bıçkın Çetiner stüdyo misafirimiz olacak. Tekvando nasıl bir spordur? Erkeklerle çok ilişkilendiriyoruz ama kadınlar da iyi bir tekvandocu olabiliyorlar. Onun hayat hikayesini, biyografisini, başarısını, bugünün gençlerine söyleyeceklerini ikinci bölümde sizlerle paylaşacağız inşallah. Ve güzel bir iş yapacağız Hünerli Eller köşesinde. Her perşembe Zeliha Yılmaz eşlik ediyor bize. Ne yapacağımızı beraberce görelim. Tekrar mutlu sabahlar, iyi bayramlar dileyerek yeni güne merhabaya başlayalım. Ağız ve diş sağlığı ihmale gelmez. Peki yaygın ortodontik problemlerden olan kapanış bozuklukları ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir? Konuyla ilgili merak edilenleri ortodonti uzmanı Enver Akın Özkan yeni güne merhaba'da anlatıyor. O, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden bir milli sporcumuz. Milli tekvandocu Hamide Bıçkın Çetiner, spor yaşamına dair merak edilenlerle yeni güne merhaba'da. Hünerli Eller köşemizde Zeliha Yılmaz yine güzel bir işle sizinle buluşuyor. Hepsi ve daha fazlası yeni güne merhaba'da. Evet efendim, yeni güne merhabaya başladık ve devam ediyoruz. Güzel bir günde karşınızdayız ve bugün hep birlikte Hünerli Eller köşesinde yine güzel bir iş yapacağız. Zeliha Yılmaz bize eşlik ediyor. Zeliha Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar diliyorum güzel size. Güzel sabahlar olsun inşallah herkese. İnşallah. Temennimiz o her zamanki gibi. Bugün böyle bize yine farklı bir iş yapacaksınız. Anahtarlık yapacağız. Dün izleyicilerimizle paylaşmıştım ben. Anahtarlık deyince o kadar farklı versiyonları var ki. Mesela erkeklerin ceplerinde taşıdıkları evet. Bir deri. Deriden olan anahtarlık evet. Var. İçinde tırnak makası, çakı gibi evet. Şeyler de bulunabiliyor. Bunun dışında anahtarlık deyince evlerde kase şeklinde hani getirip içine attıklarımız var. Evet, normal zaten bir aksesuar olarak kullandığımız, hı? Bildiğimiz o anahtarlıklar var. Fakat bugün yapacağımız anahtarlık aslında bir büyük obje, bir aksesuar. Şöyle evet. İçini de açıp bir pencere şeklinde olanı Zeliha Hanım yapıp getirmiş. Sizlerle paylaşalım. Çok da güzel olmuş gerçekten. Evet, bunlara Kastamonu evet. Evleri de denilir. Biliyor. Kastamonu evleri. Evet. Evet. O bunların Kastamonu çeşit, evlerinin çeşit. Kapısı mı kapısı. Bu? Kapısı. Evet, o şekilde yapıldığı için bu da aynı şekilde. Fakat hı hı. Farklı bir çalışma tekniğimiz var. Sade olanı var. Yani bulunanları evet. Hemen hemen bütün arkadaşlarımızla paylaşmak için elimizde bulunan hepsini her şeyi paylaşmak getirdiniz. İstedik tabii ki. Çok güzel olmuş. Mesela şunu izleyicilerimizle paylaşalım. Hoş bir ev figürü var sevgili evet. İzleyenler ve arkasına Zeliha Hanım gerçekten bir perde yapıştırmış evet. Perde parçası. Hı hı. Buradaki gördüğümüz perde de son derece gerçeğe uygun. Evet. Şunu kenara mı çeksek acaba? Bu storsuz acaba, perde diyebiliriz. Bu da store diyebiliriz. Store perde. Evet, evet. Onlara bakalım çeşit, şimdi tek tek. Ki. Hepsinde farklı yöntemler evet. Uyguladık çünkü çok sevimli olmuş. Eve geldiğimizde buraya anahtarlıklarımızı asabileceğimiz güzel bir objemiz var bugün. Kesinlikle. Bir de evimize girdiğimizde çocuğumuzla birlikte hepimizin belli bir standartı oluşmuş. Anahtarımız oraya takılacak. Yani oraya evet. Buraya atılmayacak. Toparlayıcı anahtarı bir şekilde. Anahtarı kaybetmek zor yani. Sonra çilingirle falan uğraşıyoruz. Tabii ki. Ben tabii bunu ki. Buraya bir türlü koyamadım nedense. İster istemez farkında. Evet, arkadaşlarımız iyi yapmışlar. Evet. Evet, şimdi daha iyi oldu. Evet, yani anahtarımızı içeri girer girmez oraya asıyoruz. Çıkarken de gözümüz mutlaka o tarafa ilişiyor. Yani alışıyoruz. İster istemez, tabii ki. Evet. Yani unutma imkanımızı da engellemiş oluyor bu şekilde. Ne güzel. Evet. Bizim... Burada bir farklı store perdeli bir model dediniz. Ona bakalım. Gidelim, bu nedir ki. Acaba? Evet. Oo, çok sevimli. Cici baya baya uğraşmışsınız siz bunun tabii için. Tabii ki. Ama bunun arkasını kapatmışsınız. Kapattık. Onu yine nasıl aynı oldu? Şekilde kapattık. Şunu yine... gösterelim.
Yakın planda da izleyicilerimizle paylaşalım Fatih Bey. Evet. Çok hoş, çok sevimli bir şey olmuş görsellik gerçekten. Görsellik önemli hani bu tür şeyler. Evet. Dikkat çekmek için. Dikkat şey var. Perdemiz var. Perde var. Perdenin onun arkasında. Onun üzerinde de tül var. Evet. Evet. Aynı o şekilde. Kenarlarında çok güzel çiçekler var mesela. Evet. Bunlar yapma çiçekler. Hazır İçerisinde strafor var. Evet. Ve bu straforla birlikte çiçekleri Zeliha Hanım buraya kapının üzerine de bir uğur böceği kondurarak yerleştirmiş. Çok sevimli bir şey olmuş. Hı-hı. Üstünde de bir tane anahtar var. Evet. Çok güzel, çok fazla şey malzemesi var. Evet, uğraşmışsınız da gerçekten. Yine burada bir diğerini hemen paylaşalım. Bu da çok kolay gibi görünen bir yöntemle yapılmış sanki, değil evet, mi? Evet, evet. Sadece tuğlalarını çizdik, ağacını şunları çizdik. Şunları çizdiniz, çizim tuğlaları. Yapıyoruz elimizde, evet. Fırçalarımızla. Buradaki ağacı nasıl çizdiniz? Yine fırçalarımızla, kazayağı ya da ördek ayağı dediğimiz fırçalarımız var bizlerin. Hı-hı. Onları kullanıyoruz o şekilde elimizde. Şunu kazayağı ya da ördek ayağı yapıyoruz. Evet. Ya da çok kötü hani tahriş olmuş fırçamızı atmıyoruz. O fırçamızla da aynı bu şekilde sümbül ya da lale çiziminde de kullanabiliyoruz. Evet. Arkasında perdeleri hep görmek mümkün. Henüz, evet. Şuraya bunu siz mi yapıştırdınız? Evet, bunlar, bu nedir? Bunlar şey suntadır. Alıyoruz. Sunta. Bunu yaparken evet. Ama mutlaka sunta sesi de çıkıyor zaten. Evet, bunları nereden buluyorsunuz? Mobilyacılara mı evet, gidiyorsunuz? Evet, sitelerden. Yani evet, evet. Ankara'da aynen. Burada bulabiliriz. Evet. İstanbul'da hı-hı. Modokolar, Maskolar, bir sürü mobilyacılarımız var. Kesinlikle. Türkiye'nin değişik yerlerinde de var tabii mutlaka ki. Mutlaka bu mobilya. Yalnız bunu yapıştırmadan önce bulabiliriz. Arkadaşlarımı uyarmak istiyorum. Mutlaka suyun altına tutuyoruz. Biraz öyle suda mi? Yumuşatıyoruz. Hı-hı. Ondan sonra aksi takdirde çok sert. O arkadaki kırılma ihtimal çok fazla. Evet, bunları mutlaka suyun altına tutuyoruz. Şey anahtar kendisini hayır, yoksa sadece kapımızı, parçayı mı? Kapımızın evet. Parçasını tutuyoruz. Aksi takdirde dediğim gibi sert olduğu için yapıştırırken kırılma ihtimali evet. Çok fazla. O yüzden bu şekilde yapıştırıyoruz onu da. Çok sevimli bir şey oldu hakikaten. Teşekkür ediyoruz. Böyle bize baharı daha fazla hatırlattınız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi elinizde ama polyester olanı var. Biz farklı çalışacağız evet, evet maalesef. Maalesef estağfurullah. Güzellikten dolayı maalesef demek istiyorum. Çünkü bunlar yok piyasada. Çok nadir. Bunlar sadece pano olarak vardı. Ben bir tane tevafuk oldu. Arkadaşım yaptırmış. Girer girmez dükkanına çok beğendim. Bunu alabilir miyim dedim. Şöyle yaptı ama sonra verdi tabii haliyle. Yeni güne merhabada kullanacağım diyerek ikna ettiniz mi? Kesinlikle. Ne güzelliğe güzel. Güzellik yakıştığı için dedim ki ben bunu ekranda çok yapmak istiyorum ederim. Dedi. Onun üzerine evet. Beni kırmadı. Çok teşekkür ediyorum bu arada kendisine de. Polyester. Polyester bir anahtarlığımız var. Bunu da boyamadan önce mutlaka siliyoruz ve evet. Yıkıyoruz. Ben dökümlerimi, seramiklerimi ya da polyesterlerimi mutlaka bir lavabonun altında yıkıyorum. Süngerle, bulaşık deterjanıyla hayır, mı? Sadece suya tutuyorum. Öyle mi? Evet. Peki ne olur süngerle ve deterjanla? Hiçbir şey olmaz. Yani hiçbir sorun yok. Ben birkaç hani kez aşırı, yaptım da o yüzden. Öyle mi? Aşırı evet. Tozlu değil çünkü bunlar çok fazla kir olmadığı için demek ki bu şey bu grilik kendi renginden kaynaklanıyor. Tabii, değil tabii mi? İçindeki malzemeler. Hani ne kadar ovarsak ovalım hayır. O içerisindeki madde sebebiyle bembeyaz olmayacak. Olmayacak demek kesinlikle. İlk defa yapacak olanlara da bu vesileyle evet. Bu notu düşmüş olalım. Şimdi kesinlikle. Siz bunu boyayacaksınız evet, galiba. Evet, boyayacağım. Üzerinde zaten kuşlar var. Onları mı biraz belirginleştireceğiz? Kuşları ortaya çıkaracağım. Evet, dediğimiz gibi şu çatımızı biraz ortaya çıkaracağız. Hı hı. Bir anahtarlığımızı ama boyamadan önce mutlaka bu anahtar taktığımız vida gibi vidalarımızı zaten, evet. Kesinlikle çıkarıyoruz. Hı hı. Gerek ahşapta da yaparken kesinlikle çıkarıyoruz. Çünkü kirlenme ihtimali ben çok fazla. Ben de zaten onu soracaktım. Evet, şimdi çok diğerleri fazla. Çok temiz kalmış. Evet. Hiçbir boya veya diğer malzemelerden bulaşan hı hı. Olmamış. Nasıl yaptınız diye. İşte bu demek şekilde. Ki böyle basit bir evet. Biçimde rahatlıkla sökebiliyoruz. Şu şekilde. Her şey bittikten ve kuruduktan sonra, sonra tekrar. Evet, verniğimizi attıktan sonra evet. Da biraz içerisine boya kaçma ihtimali çok fazladır. Hı hı. O sorun değil. Vidamızı zaten tekrar böyle yerleştirip sıktığımız zaman o boya da açılıyor. Evet, kurumuş olsa bile problem değil, değil diyorsunuz. Değil, değil, peki, kesinlikle o halde değil. Siz onun ilk safhalarını yaparken hemen. Ben de izleyicilerimizle hemen malzeme listemizi paylaşayım. Polyester anahtarlığımız var, metalik boyalar kullanacağız bugün. Evet. Biraz parıl parıl olacak, her evet. Zaman metalik boya kullanmıyoruz. Çoğunlukla akrilik boyayı evet. Zeliha Hanım tercih ediyor. Evet. İnce uçlu bir fırçaya ihtiyacımız var, yapacağımız şeyin girinti çıkıntıları bir hayli fazla. Evet. Su bazlı vernik kullanacağız ve ıslak mendilimiz var. Malzemelerimiz öyle çok bulunmayacak malzemeler değil. Değil, evet. Çoğunlukla bu tip işlerde kullandığımız şeyler. Fakat biraz belki anahtarlığı arayabiliriz. Daha orijinal bir şey olsun istiyorsak. Kesinlikle, evet. Ahşaplarını da yaptık. Ahşap evet. Da olur. Ahşap da olur. Polyester de olabilir. Evet, biz bugün değişik bir çalışma çok yapalım dedik. Çok açık bir renkle mi başladınız bakın, Zeliha Hanım? Evet, bir ketenle bir kat. Bir kat ketenle boyuyorum. Evet, siz bu kadar açık renk kullanmazsınız evet, normalde. Bunu biraz açık kullanacağım. Peki. Dediğiniz gibi pırıl pırıl olmasını istiyorum. Artı dökümlere gerçekten akrilik boyadan ziyade
ya da metal boyalar, metalik boyalar çok yakışıyor. Hı hı. Masamızın yani, üzerindeki tahtamızın da her tarafı evet, boya olmuş. Diyecekler ki yeni güne merhaba ekibi. Üstelik bir kadın sunarken bunu bir böyle bir şey görüntü. Ama biz efendim yaptığımız evet, işin emeği bu yani. Bir hafta sonra tekrar bu masa böyle olacaktı. Evet. O yüzden bizi mazur görmelerini izleyicilerimizin rica ediyoruz. Zaten onlar izliyorlar kesinlikle, sürekli ve bütün aşamalarına bizimle beraber tanıklar. Bence kolay kesinlikle, gelsin diyelim teşekkür size. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Umarım ve eminim çok güzel bir işi teşekkür bugün ediyorum, izleyicilerimizle paylaşacağız. İnşallah. Merakla bekliyoruz. Buradaki tamam, ilk safhasından sonra saat 12'ye doğru program biterken bambaşka bir iş görmüş oluyoruz. Ve önemli bir konuyu konuşacağız. Sağlıkla ilgili ağız ve diş sağlığı, çene sağlığında çok kritik bir mevzu. Kötü kapanış. Aslında birçoğumuzun da yaşadığı bir sorun belki ama önemsemiyoruz. Ciddi bir boyuta, bilhassa estetik olarak bizi kaygılandıracak bir duruma gelmiyorsa ortodonti uzmanı Enver Akın Özkan Bey stüdyo misafirimiz olacak. Ayrıntılara baktıktan sonra kendisine hoş geldiniz diyelim. Ağız ve diş sağlığı ihmale gelmez. Peki yaygın ortodontik problemlerden olan kapanış bozuklukları ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir? Konuyla ilgili merak edilenleri ortodonti uzmanı Enver Akın Özkan Yeni Güne Merhaba'da anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Güne Merhaba'da. Evet efendim, Yeni Güne Merhaba'ya başladık. Hemen programın başında hatırlatmış olalım. Yeni Güne Merhaba @diyanet.tv programımızın ismini yazdıktan sonra birçok programda kullanılan mail adresinin uzantısını diyanet.tv adresiyle birlikte bize ulaştırabilirsiniz. Ankara'nın alan koduyla 294-4294 canlı yayın telefon numaralarımız. Her iki bölümle ilgili de sormak ya da paylaşmak istedikleriniz olursa biz buradayız. Stüdyo misafirimiz ortodonti uzmanı Enver Akın Özkan. Akın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi sabahlar ederim, diliyorum. Sağ olun size efendim. İyi bayramlar diliyorum. Hepimize, vatanımıza, milletimize, İnşallah, gençliğimize. Bugün önemli bir evet, gün, güzel evet, bir gün. Gençlik Bayramı evet, 19 Mayıs. Evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Samsun'a çıktığı gün. Milli mücadelenin başladığı Milli gün. Milli mücadelenin başladığı gün. Evet. Vatanımıza, milletimize, gençliğimize umarım geleceğimiz hepimiz için iyi olur. Herkes için hayırlı olur. İnşallah. Ve güzel günler görürüz diye başlayalım. Böyle bir pozitiflikle başlayalım. Çene kapanma problemleri zaman zaman insanları sıkıntıya soksa da herhalde sizin anlatacaklarınızla bunların büyük bir kısmının çözüleceğini görüyoruz. Tabii ki bu biraz bilinçsizlikten kaynaklanıyor ya da ihmalden kaynaklanıyor. Siz demin programın başında bahsettiniz. Biz bunlara genel olarak kötü kapanış diyoruz. Evet. Ortodonti literatüründeki ismi de maloklüzyon. Hmm. Latince bir tabir. Mal kötü demek, oklüzyon kapanış demek. Türkçesi de tam birebir kötü kapanış olarak nitelendirilebilir. Ama şunu belirtmek isterim ki bu bir hastalık değil zaten. Evet. Yani kişinin çünkü yaşamına, hayatına engel bir durum oluşturmuyor. Ne problem oluşturuyor? Estetik problemler oluşturuyor. Evet. Ama bu estetik problemler de şöyle nitelendirmek lazım. Basit şeyler değil. Bunun maloklüzyonların ileri boyutlarında kişiyi depresyona sürükleyen, hayata küstüren birçok sebep olabiliyor bu sorunlar. O yüzden düzeltimi de kişiyi gerçekten hayatla barıştırabiliyor. Evet. O bağlamda çok önemli. Galiba son yıllarda biraz da bu konuda bilinçlenmeye başladık. Yani eskiden nasılsa öyle gidiyorduk. Sanki hani yüz hatlarımızın bir gereği gibi. Tabii yaratılıştan böyleyiz evet, yani. Bu bir müdahaleden ziyade bozukluğun düzeltilmesi gibi bir tedavi aslında değil mi? Aslında öyle nitelendiriliyordu. Yani yaratılış böyle ama aslına bakarsanız bunun maloklüzyonların oluşmasının birçok sebebi var. Bu da dişlerin çıkmaya başlamasından yani 6 yaşında ilk daim dişlerin çıkmaya başlamasından tamamlanana kadar geçen bu süreçte bazı problemler bu maloklüzyonlara neden oluyor. Mesela? Öncelikle şunu bir anlatayım. Maloklüzyon deyince, kötü kapanış deyince birazcık izleyicilerimizin gözünde canlanmayabilir. Normalde dişler, üst dişler, alt dişleri muntazaman örter. Üst dişler alt dişlere değer yaklaşık 1 milimetre kadar. Aralarında herhangi bir aralık yoktur. Diş arkları düzgün sıralanır. Maloklüzyonda örnek üst dişler çok önde olabilir. Bu bir maloklüzyon dişleklik türü. Dediğimiz dişleklik, fırlaklık evet, dediğimiz. Evet. Alt çene çok önde olabilir. Ya da dişlerimizde çok fazla çapraşıklıklar, biri yukarıda biri aşağıda olabilir. Ya da dişlerin arasında çok fazla açıklık, aralıklar olabilir. Evet.
hem çenelerin arasında hem de dişlerin arasında çok fazla aralık olabilir. Bunların hepsi bir maloklüzyon türü. O zaman söylediğiniz şey çok sık görülen bir şey. Çok sık, evet. Değil mi? Yani ama, hani böyle tamamen muntazam inci gibi bahsettiğiniz o üst alt çene arasındaki kapak kapanmanın tam olduğu yani... Herkes yani böyle mi? Çok ideal kapanış nadir aslına evet. bakarsanız ama herkeste ufak tefek şeyler olabiliyor ama bunlar tabii göz ardı ediliyor. Biz tabii burada maloklüzyondan kasıt daha insanın gözüne çarpan şiddetli şeylerden tabii konuşuyoruz. Bunların demin ona geleyim düzeltilmesi de kişide hem psikolojik olarak hem sosyal konumu itibariyle birçok avantaj getiriyor. O yüzden önemli. Peki Akın Bey şeyden yani bu estetik olan kaygının dışında mesela çiğnemede bazı zorluklar meydana getirebiliyor mu? Tabii ki kesinlikle. İşte ama insan vücudu öyle ki bir şeyin eksikliğini diğer taraf kapatıyor. Mesela örnek normalde konuşurken dilin ucu üst kesici dişlerin arka tarafında konumlanır. Ama mesela dişlerin arası açık olan bir bireyde dil devamlı dişlerin arasına girer. Bir eksikliği vücut o şekilde telafi ediyor. Ama bu dediğiniz gibi kişinin fonksiyonuna, eklemlere vesaire şeylere birçok şey etkiliyor. Kapanışı kötü olan bir birey besinleri sindirim biliyorsunuz ağızda başlıyor. Çok fazla sindiremeden daha büyük parçacıklar halinde yutabiliyor. Bu mide problemleri neden olabiliyor. Çok fazla çapraşıklığı olan bireylerde temizlemede güçlükler oluşuyor. Bu diş eti çürük problemleri, çürüklere karşı eğilimi çok ciddi oranda arttırıyor. Normalde düzgün dişlerde konuşurken ve de yemek yerken dişler dudaklara sürtünür. Bu doğal bir temizlik sağlar. Ama çapraşık olan yerlerde ya da geriyoda olan yerlerde bu doğal temizlikten mahrum kalan dişler hem çürüye eğilimi artıyor hem de lekeleniyor çok kolay. Çok güzel gözükmüyor. O yüzden çok önemli bir konu. Evet, gerçekten önemli bir konu. Burada bir sürü tarz şekilden de bahsettik. Hem çapraz kapanış var, hem açıklıklar var, değil mi? Bazen böyle çok sıkılık da var. Hani hatta telaffuzu bile etkileyebilecek şekilde çene problemleri yaşayanlarımız mutlaka oluyor. İzleyicilerimiz bize sorularıyla katılabilirler. Tekrar hatırlatalım. Ve bir videomuz var. Onu izleyelim dilerseniz. Çene eklemi rahatsızlıkları nelerdir acaba? Bunu derledik. İzledikten sonra yeniden stüdyoya döneceğiz ve ortodonti uzmanı Enver Akın Özkan'la bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çene eklemi alt ve üst çenenin birleştiği yerdedir ve çene kemiği ve kastan oluşan kompleks bir yapıdır. Çene kaslarının kasılıp gevşemesi ve çene ekleminin hareketli bölümlerinin senkronize şekilde hareketi sayesinde ağız açılıp kapanır, kişi konuşabilir, bir şeyler çiğneyebilir, esneyebilir. Çene kaslarıyla eklemler birlikte çalıştığı için birbirini etkiler. Çene eklemi rahatsızlıkları, baş ve boyun kaslarının bir kısmını, dişleri, yanakları, dudak ve tükürük bezlerinden oluşan sistemi etkiler. Çene eklemi rahatsızlıklarının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Diş sıkma veya gıcırdatma, dudak ısırma, tırnak yeme, sakız çiğneme alışkanlıkları, yaralanma ve kazalar, duruş bozukluğu, çene kaslarının aşırı yorgunluğu, uzun süren diş tedavileri, genel anestezi verilirken çenenin aşırı derecede açılması, tek taraflı çiğneme alışkanlığı, bazı sistemik hastalıklar, psikolojik rahatsızlıklar ve dişler arasında uyumsuzluk ve çapraşıklıklar. Evet efendim, Yeni Güne Merhaba'ya devam ediyoruz. Ağız ve diş sağlığı önemli bir konu. Özellikle beslenmemizi çok etkiliyor. Evet. Estetik bir boyutu var değil mi hocam? Ve bütün bunlar içerisinde çene kapanış bozukluklarının da hem görüntüye dair hem de diş sağlığının ileride ortaya çıkabilecek problemlerini oluşturduğunu da söyleyelim. Konunun detaylarını konuşmaya devam ediyoruz. İzleyicilerimizin soruları var. Bir izleyicimiz demiş ki alt çenem çok fazla öne doğru. Diş teliyle bu düzeltilebilir mi? Bir doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi diyor. Çene ameliyatı olmam gerektiğini söyledi ve ben de biraz korkuyorum. Acaba ne yapabilirim demiş. Şöyle bu alt çenenin bazı hastalarımızda çok fazla önde olması bizim iskeletsel tabir ettiğimiz alt çenenin kemiğiyle ilgili bir dişlerden ziyade evet. kemiğiyle ilgili bir mesele oluyor. Bunu biz büyüme gelişim dönemi bitmeyen hastalarımızda belli oranda müdahale edebiliyoruz ama
Erişkin hastalarımızda bunu düzeltebilmek için bizim ortognatik cerrahi dediğimiz çene ameliyatlarıyla bu düzeltilebiliyor. Alt çene çok önde olabiliyor bu hastalarımızda ya da bazen hastalarımız yanılabiliyor, alt çeneleri normal olabiliyor, üst çene geride olabiliyor. Biz bu cerrahi prosedürlerle alt çeneyi geriye ya da üst çeneyi öne alabiliyoruz. Bu peki zor bir ameliyat mı? İzleyicimiz tedirgin oluyor. Zor bir ameliyat değil. Yani her ameliyatın zorluğunu barındırıyor. Yani genel anestezi altında yapılıyor. Ama buna bir emek vermek gerekiyor. Çünkü hemen birden teşhis edilip ameliyat olduğum şeklinde olmuyor bu süreç. Bunun öncesinde diş tellerimiz takılıyor. Ortodontistler bunun planlamasını yapıyorlar. Alt çene ne kadar öne alınabilir, üst çene ne kadar işte geriye alınabilir, bunun planlaması yapılıyor. Ondan sonra çene cerrahisiyle beraber bir ekip çalışması halinde ameliyat gerçekleştiriliyor. Ameliyattan sonra da ortodontik tedavi belli bir müddet devam ediyor. Yani birkaç senelik bir insanların emek vermesini gerektiren bir prosedür. Zorluğu da birazcık buradan kaynaklanıyor. Çok yani bunu göze alırsak evet. Eğer tedavi edilebilecek. Aslına bakarsanız da birisi. Yani çok göze alacak insanlar buna alışıyorlar. Yani teller takılınca şey yapılınca bu bir haftalık konforlarını etkiliyor. Ondan sonra yaşam standartları hiçbir şekilde değişmiyor. Aynı şartlarda devam ediyorlar. Birazcık işte başlamak gerekiyor. Evet. Yani demin temporomandibüler eklem problemlerinden bahsettik VTR'de. Şimdi mesela kapanışı problemli olan insanlarda temporomandibüler eklem dediğimiz bu çene eklemine çok fazla yanlış kuvvetler etkileyebiliyor. Bu da geri dönüşümsüz insanların yaşam standartını, hayatını etkileyecek çok ciddi ağrılara, problemlere neden olabiliyor. Biraz açar mısınız Akın Bey? Tam bu nedir? Şöyle, normalde kapanış halindeyken bir çiğnem hareketinde onlarca kilogram kuvvet dişlerden çene kemiğine eşit bir şekilde yayılır. Ama kapanış problemimizde bir problem varsa bu eklemlere biraz ters kuvvetler biniyor. Bu da uzun vadede eklem için son derece defektif problemlere neden oluyor. Temporomandibüler eklem dediğimiz çene eklemi çok kompleks bir eklem. Yani vücuttaki birçok eklemden çok farklı bir kemik boyutu var. Bir de eklemin etrafında bizim kulak kıvamında bir kıkırdak bir doku var. Biz buna disk diyoruz. Bunlar hasar gördüğü zaman bu disk bazı şeyler geri dönüşümsüz oluyor. İnsanlar çok ciddi sıkıntı çekiyorlar, ağrılar çekiyorlar. O yüzden bu derece ilerlemeden müdahale etmek gerekebiliyor. Erken müdahale bu işte, can kurtarıyor her şeyde değil mi? Her şeyde olduğu gibi aslında. İhmal etmemek gerekiyor. Evet. İzleyicilerimizin soruları var yine, onları paylaşmış olalım. Hem telefon hem de e-mail ile bize ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatalım. Yeni Güne Merhaba'da bugün önemli bir sağlık sorununu konuşuyoruz. İlerleyen dakikalarda gençlerimizi de ilgilendiren bir spordan, tekvandodan bahsedeceğiz. Ve bu anlamda Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na katılmış, burada büyük başarılar elde etmiş olan Hamide Bıçkın stüdyo misafiri olacak. Bir izleyicimiz demiş ki 45 yaşındayım, bir beyefendi soruyor bunu. Son 5 yıldır çenemin arka tarafındaki üst dişler fazla baskı yapıyor diyor. Acaba neden olabilir? Doktora gitmedim, sabahları ağrıyla uyanıyorum. Muhtemelen sabahla işte ağrıyla uyanan hastalarımızı da fark etmiyorlar. Genelde eşler bunu fark ediyorlar. Diş gıcırdatma mı? Diş sıkma problemleri evet. Oluyor. Ben bunun videolarını da izledim. Yani inanır mısınız, öyle sıkan hastalar var ki ses yan odadan bile duyulabiliyor bu gıcırdatma evet. Sesi. Bu daha çok strese bağlı ama psikolojik faktörlerle yani, ilgilidir deniyor. Fizyolojik bir tarafı var mı yani oradaki o bozukluk? Bazı fizyolojik tarafı da var. Mesela diş ağrısı, bazı diş enfeksiyonlarında dişin üzerine baskı geldiği zaman dişteki ağrı hafifliyor. Hastada bunu fizyolojik olarak bu ağrıyı dindirmek için dişlerini çok fazla sıkabiliyor. Evet. Ama genel olarak bunun kökeni psikolojik. Belli bir şeyden sonra da bu psikolojik problem alışkanlığa dönüyor. Buna da kesinlikle bir önlem almak gerekiyor. Bu da çünkü günümüzün temposunda, stresli yaşam koşullarında çok fazla karşılaşıyoruz. Evet. Ayda birkaç defayı normal karşılıyoruz ama bu her güne dönerse ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Bunda tedavileri var. İleriki boyutlarda ameliyat tedavileri var. Ondan sonra plak tedavileri var. Botoks tedavileri var. Botoks burada da işin içine giriyor. Evet, mesela çok diş sıkan hastalarımızda bu çene kası dediğimiz masseter kaslara botoks uygulamasıyla kasın kuvveti belli bir oranda azaltılabiliyor ve de
bu sıkmada belli bir rahatlık sağlanabiliyor. Yani çözüm var, yeter ki ihmal çözümü edilmesin. Çözümü evet aramak için evet. Bir müracaatta, başvuruda bulunalım. Yine bir izleyicimizin sorusu var. Özellikle çenede kapanış bozukluklarını konuşuyoruz sevgili izleyenler. Bunu hatırlatmış olalım. İzleyicilerimiz çürükle ilgili evet. Ve diğer diş sağlığı ile ilgili sorularını da bizimle paylaşıyorlar. Bir izleyenimiz demiş ki alt çenemdeki dişlerim çok çapraşık fakat çenemin şeklinden memnunum. Eğer tel takarsam çene şeklim bozulur mu? Yok, değişmiyor çok fazla. Mesela çapraşıklık şöyle, dişlerin çeneye göre dişler büyük olabiliyor. Bunun nedeni de kalıtımsal olabiliyor. Atıyorum çocuklar annelerinden küçük bir çene alıyorlar, babalarından büyük dişler alabiliyorlar. Tam tersi de olabilir. Onlar ona sığmıyor. Biz ortodontik tedavilerle bazen çekimler de yaparak o dişleri oraya sığdırıyoruz. Ama bu hastamızın biz onu da tedavi planında değerlendiriyoruz. Dış görünüşüne çok engel olmuyor. Bizim için tabii ki önemli olan dişler kadar. Dış görünüş de önemli. Bu bir onun da bozulmamış olması lazım. Bu bir yani genel olarak peki bunu söyleyebilir miyiz Akın Bey? Diş teli taktığımızda çene yapımızda çok fazla bir değişiklik meydana gelmeyebilir diyebilir miyiz? Bunu değerlendiriyoruz. Mesela bazı hastalarda da bizim dış görünüşünü biraz mesela hastanın dişleri çok önde oluyor. Dudaklar da önde oluyor. Evet. Biz bu profilin birazcık geriye gitmesini istiyoruz. Ne yapıyoruz? Örneğin arka taraflardan diş çekiyoruz. Tel tedavisiyle dişleri geriye alabiliyoruz. Evet. Bunu da dudak belli bir oranda takip ediyor. Öyle olunca hastanın dişler kapatıldığı zamanki yüz görünümünde belli bir iyileşme sağlıyoruz estetik olarak. Bunu da yapabiliyoruz. Ama tabii mesela hastanın dış görünüşü çok düzgünse ona göre de bunu tedavi planlamasında bu bunu değerlendiriyoruz. Bu çok değişebilen bir şey yani tabii değil ki. Mi? Hastaya özel tedavi planlaması var ve genel dişiye bir şeyden. Özel bir şey bu. Evet, sadece bizim için dediğim gibi önemli olan dişlerin görüntüsü değil. Yüz görüntüsü de önemli. Fonksiyon önemli. Kapanışı önemli. Birçok farklı faktörleri tek bir faydada değerlendiriyoruz. Ne güzel söylediniz. Telefon hattımızda bir izleyicimiz var. Artvin'den ulaşıyor Melek Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Ben hocama şey sormak istiyordum. Benim bir 2 yaşına yakın bir kızım var. Sürekli emerek yemek yiyor. Yemek yani çiğnemiyor. Çiğneme alışkanlığı yok hiç. Kendisinde de gerilik var. Bir de acıkınca bilhassa sabahları çok dilini böyle dışarı atıyor. Böyle diye ses çıkararak içeri doğru çekiyor. Bunun bir tedavisi var mı? Geriliğiyle alakalı. Gerilik derken mental retardasyonu mu var mesela? Evet. Nasıl? Ha, evet. Yaşıtlarından geride. Şu an işte 2 yaşına yakınım, henüz yürüyemiyor. Evet. Yani algıları her yönde gerilik var. Özel eğitime gezdiriyorum. İşte ama yani bu dil çiğnememesi, dil çıkartması bununla alakalı mı? Tedavisi var mı bunun? Peki ağzında veya çenede kapanışta herhangi bir bozukluk var mı Melek Hanım? Yok, görünüşte öyle hiçbir problem yok. Evet. Dişleri de gayet normal ama hiç çiğnemiyor. Emerek yiyor yediği şeyleri. Evet. O yüzden de bağırsak problemleri de yaşıyoruz çiğnemediği için de. Pek doyunca da yiyemiyor zaten. Evet. Soralım sürekli bakalım hocam ne söyleyecekler. Sizin bir sorunuz var mı? Yok. Peki efendim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Artvin'e selamlarımızı gönderelim. Buyurun hocam. 2 yaş öncelikle çok erken. Bir de hastamızın yapısı mental retardasyonu da var. Evet. Çok fazla ağzı açık olduğu için bu tarz hastalar tükürük salgısı, tükürük akımı çok fazla oluyor. Yutkunabilmek için, şey yapalım için ağız çok fazla dil önde olabiliyor. Ama 2 yaş bunlar için çok erken. Yani bunlar için derken tedaviye gelmesi için. Tedavi için. Zaten böyle bir şey söz konusu. Biz ortodontik tedavilerin bu maloklüzyonların tedavisine konumuzla alakalı olarak söyleyeyim. O diğer problemlerle ilgili muhakkak bir tedavi alıyordur. Bir şey yani burada ama çiğnemeden yutması mesela Melek Hanım'ın sorduğu motor kontrolleri çok iyi olmadığı için. Onunla ilgili muhakkak, değil mi? Muhtemelen ki. Yani dişlerdeki yapı düzgünse eğer daha ziyade nörolojik bir şey. Aynen öyle. Biz çünkü zaten 2,5 yaşında falan tüm süt dişlerinin çıkmasını bekliyoruz. Evet. Daha ağzında muhtemelen çıkmasını süt dişleri olabilir. Ondan sonra biz ortodontik tedavilerde bu maloklüzyonların tedavisinde genelde ilk daim dişler çıktıktan sonra 6-7 yaşlarından sonra müdahalede bulunuyoruz. Yani 5 yaşında bir problem tespit ettik, onda da biz bir müdahalede bulunmuyoruz. Yani problemi tespit etsek bile çok fazla bir tedavi içine girmiyoruz.
Şu anda erken diyorsunuz. Çok erken. Ve muhtemelen bu diğer rahatsızlığı sebebiyle, evet, engeli sebebiyle böyle bir şey olabilir. Bir videomuz var. Çocuklarda diş hekimi korkusu nasıl aşılır? Bu zor konulardan birisi. Şimdilerde diş hekimlerimiz sizler hakikaten çok belki pedagojik bir yaklaşımla da onları birçok korkusunu da aslında muayenehaneye, kliniğe geldikten sonra aşmış oluyorlar. Bununla ilgili bir videomuz var. Bir dakikayla izleyelim. Ardından tekrar stüdyoya dönelim. Çocuğunuzun diş hekimi korkusunu nasıl aşabileceğini biliyor musunuz? Bu konuda size yardımcı olabilecek bazı önerilere gelin birlikte bakalım. Çocuğunuza "uslu durmazsan iğne yaparlar" gibi negatif cümleler kurmaktan kaçınmanızda yarar var. Yapılacak işlemler hakkında çocuğunuza detaylı bilgiler vermenize gerek yok. Ebeveynlerin ve diş hekiminin verdiği bilgilerin birbirinden farklı olması çocukta güvenin azalmasına neden olabilir. Ayrıntılı açıklamayı diş hekiminize bırakın. Çocuğunuza yapılacak işlemin dişlerin kontrolü, diş sayımı veya dişlerin yıkanması olacağını söyleyebilirsiniz. Hatta diş hekimine gelmeden önce evde çocuğunuzun dişlerini kontrol ederek, onun da sizinkileri kontrol etmesine izin vererek diş hekimliği oyunu oynayabilirsiniz. Çocuğunuzu daha önceden tedavilerini kolaylıkla yaptırmış bir arkadaşıyla birlikte randevuya getirmeniz onu cesaretlendirebilir. Randevu sırasında çocuğun hoşuna gelecek bir aktivite programı planlamanız onu motive edebilir. Evet efendim, Yeni Güne Merhaba'ya devam ediyoruz. Önemli bir konuyu konuşuyoruz. Çene kapanış bozuklukları ve bu konuyu ortodonti uzmanı Enver Akın Özkan Bey ile konuşurken siz de bizimle merak ettiklerinizi paylaşabilirsiniz demiştik ama biz bir taraftan işin nasıl gittiğini de merak ediyoruz. Hünerli Eller köşesinde Zeliha Yılmaz hakikaten çok hünerli bir iş yapıyor. Bize bugün farklı farklı boyutlarda çoğunlukla ahşaptan yapılmış olan anahtarlıkları getirdi. Bir aksesuar olarak bunları kullanabileceğimiz gibi fonksiyonel de bir tarafı var. Kesinlikle, değil mi? Tabii. Asabileceğimiz ufak başka şeyleri de unutmak istemediğimiz notları filan, defterleri, değil mi? Onları, evet, da böyle değişik kurdelelere bağlayarak kesinlikle bir mesela şey sürpriz yapabiliriz. Sürpriz yapabiliriz. Gibi. Aa, ne güzel. Bunu daha çok çocuklar yapıyor ama, evet, sabahleyin uyandığımızda bana şu buzdolabı şöyle, kapağının, evet, üzerine magnetlerin altına yapıştırılmış notlar, değil mi? Aynen o şekilde mutlaka dileklerini ve isteklerini, genelde şu konsere gideceğiz ya da şunu yapacağız anne şöyle yapalım diye tabii, hala o kullanılıyor yani. Mesela yani yazışma programları var ücretsiz, evet, hani internete bağlanarak telefonlarımızda olan, ama o gerçek elle yazılmış notların yeri bir başka, evet, daha sıcak, daha samimi, sanki daha kabule de yatkın gibi görünüyor. Evet, şu anda da tam okulların kapanma dönemi, her sabah uyandığımızda oğlumuzun küçük küçük notlarıyla karşılaşıyoruz açıkçası bizler. Talepleri çok fazla, istekleri. Çok haklısınız. Sağlık olsun diyoruz. Amin, evet, inşallah. Siz bayağı ilerlediniz. Evet. Çok güzel boyadınız. Açık renk oldu. Açıklı kuyulu açacağım şimdi bunları, evet, Zayda Hanımcığım. Bu hemen metalik boy olduğu için dökümlerde hakikaten çok güzel duruyor. Öğrencilerim ilk etapta ahşapla başladılar ama döküme geçtikten sonra hocam dediler ya ahşapla döküm, çok uğraşıyormuşuz. Evet. Döküm o kadar uğraştırmıyor gerçekten. Döküm çok, hakikaten hem kolay hem de belki o estetik olarak da incelik sebebiyle, yani kalıba girdiği için şimdi, evet, ahşapta bir, evet, yontma var. Ne kadar kesinlikle form verebilirseniz onunla, tabii, ona razısınız bunun yani. Bunun zımparalaması var. Beğenmediğiniz takdirde boyasını tekrar zımpara yapıp tekrar boyama yapıyoruz ama dökümde zaten desenler ortada. Evet. Sadece küçük birer fırçayla, birer dokunuşlarla gerçekten ortaya çıkarabiliyoruz bunları. Siz şimdi onun kanatlarını mercan rengine boyadınız. Evet. Kenarlarını, aynen, boş bırakmışsınız. Evet, boş bıraktım. Şimdi mavi ile metalik boyaları genelde çok sulandırmıyoruz. Sadece fırçamızın ucunu batırıp bırakıyoruz. Çünkü yoğunluk koyudan açığa doğru gitmek istediğim zaman o şekilde yapıyorum. Bakın şu kısmını hafif mavimsi, fırçamın mavimsi, ucunda biraz mercan, evet, var tüylerine. Şu şekilde bir muhabbet kuşu. Çok güzel. Yapacağız, evet, inşallah. Muhabbetimiz bol olsun, değil, evet, mi? Evet, kesinlikle. Gören anahtarı asarken bile yerine en azından o muhabbeti evdekilerle sağlamak lazım. Şöyle güler yüzle, her, kesinlikle, ne kadar yorulmuş olsak da eve, evet, gittiğimizde bizi bekleyenlere sıcak bir tebessüm gibisi var mı hayatta? Yok, yok tabii ki. Her ne kadar telefonla da konuşsanız da yüz yüze muhabbetin tadı başkadır. Evet, değil mi? Yani o yüzden. Göz göze bakmanın verdiği bir güzellik de var. Kesinlikle. Ve orada insanların birbirlerine olan muhabbeti
muhabbetlerini de daha fazla hissedebiliyoruz. Çok güzel bir iş olacak hakikaten. Peki. Program bittiğinde nasıl bir forma bürüneceğini merakla bekliyoruz. Evet. Size kolay gelsin teşekkür diyelim. Ediyorum. Önemli bir konuyu konuşuyoruz sağlıkla ilgili. Evet. Telefon hattımızda da bir izleyicimiz var. Burada dinleyip hemen yerimize geçelim. Antalya'dan ulaşıyor izleyenimiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, buyurun efendim. Nasılsınız? Sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne güzel. Doktor Bey'e bir sorum olacaktı. Buyurun, tabii. Ben 1,5 yıl süre içerisinde ortodonti tedavi gördüm. Hı-hı. 27 yaşındaydım. Şikayetim çene yapım dar olduğu için dişler sığmıyor. Bunun yanı sıra da çenemde de eğrilik vardı. Hı-hı. 1,5 yıl tedavi gördükten sonra dişlerim düzeldi ama hı-hı, çenemdeki eğrilik hala fotoğraf çekildiğim zaman özellikle eğri olarak görünüyor. Hı-hı. Bunun nedeni hani ortodonti tedavi sırasının tedavisiyle beraber değil de hani ekstradan farklı bir işlem mi görmem gerekiyor evet, acaba çeneye dair? Soralım bakalım hocam ne söyleyecekler. Programın başında bunu çok kısaca konuşmuştuk ama tekrar detaylandırmış olalım bu vesileyle. Teşekkür ediyoruz. Antalya'ya selamlar. Hoşça kalın. İyi günler diliyoruz efendim. Evet, bu konuyu konuşmaya çene ve ağızdaki kötü kapanışı konuşmaya devam edeceğiz. Evet efendim, Yeni Güne Merhaba'ya devam ediyoruz. İzleyicimizin, Antalya'dan ulaşan izleyicimizin evet, sorusunu çok kısaca hocam müsaade ederseniz özetleyeyim. 1,5 yıl ortodontik tedavi görüyor. Çenede de istemediği bir görüntüsü var. Dişler düzeliyor fakat çene eğriliği kalıyor. Acaba başka bir operasyon daha geçirmesi gerekiyor? Demin bahsettiğimiz konu. Evet. Biz erişkin hastalarımızda ortodontik tedavilerle yani diş teli tedavileriyle dişlerdeki çapraşıklıkları, bu kapanış problemlerini halledebiliyoruz. Ama hı hı, çene dişin bulunduğu kemik yapısıyla ilgili bir şey. O yüzden erişkin hastalarımızda bunu düzeltebilmek için tek çözüm ortognatik cerrahi dediğimiz cerrahi prosedürlerle. Hı hı. Ama hastamız 10-11 yaşlarında olsaydı, büyüme gelişim dönemi bitmeseydi bunu da belli bir oranda yönlendirebiliyorduk, hı hı, çene büyümesini. Ama erişkin hastalarımızda bu çene eğriliğini, biz ona deviyasyon olabilir, evet, önde olabilir, bunu sadece ortognatik cerrahiyle düzeltebiliyoruz. Burada bir cerrahi işlemle bu problem ortadan kalkabilirdi muhtemelen evet, diyorsunuz. Yine evet, izleyicilerimizin soruları var. Çenemi tam açtığımda tak şeklinde bir ses geliyor demiş izleyicimiz. Ses gelen sol tarafımdaki kulağımda sürekli ses ve uğultu var. Muayenemde kulakla ilgili bir sorun çıkmadı. Çeneden kaynaklanıyor olabilir mi? Evet, kesinlikle olabilir. Bu eklem, çene eklemi kulakla da zaten komşu. Yani oradaki problem kulak ağrısıyla da yansıyabilir. Hastalar bazen bu ağrıları karıştırabilirler. İşte buradaki o etrafta demin bahsettiğim kulak kıvamındaki o disk bazen aşınıyor ve de orada bir kemik çıkıntı var. Çene açıp kapatırken o sürtününce o kemik çıkıntıya ya da önünden atlayıp arkasından geçince bu tek çene sesi gelebiliyor. Hı hı. Bu da işte bu eklem tedavisiyle bunun da üstesinden gelebiliyoruz. Gelinebilir. Bir izleyicimizin sorusu var. Uzunca da sormuş. 18 yaşındayım. Doktora çenemde takılma ve bu sesler için gittiğini söylüyor. Gece dişlerimi sıkıyormuşum. 2 yıldan fazladır geceleri ağızlık takıyorum diyor. Şikayetlerim daha çok arttı. Şiddetli çene ağrısı, baş ağrısı, gün içinde sıkma ve gıcırdatma gibi. Her gittiğimde doktor protezi inceliyor ve beni geri gönderiyor demiş. Bazen takıyorum, bazen takmıyorum ve bu sene sınava hazırlanıyorum. Aşırı derecede stresliyim ama bu sorundan da kurtulmak istiyorum. Sadece ameliyatla olabilir dedi. Çok ameliyat yanlısı değilim. Görüntüde de bir bozukluk yok. Acaba ne yapabilirim diye sormuş. 18 yaş erken bir yaş. Yani şöyle söyleyeyim, çok geç bir yaş değil erken derken. Bu plakları biz bu eklem problemlerinin ilk çıktığı zamanlar belli bir veriyoruz ama 2 sene plak kullanımına rağmen düzelmiyorsa biraz daha ayrıntılı incelemek gerekiyor. Yani daha kapsamlı bir yere gitmesini öneririm. Evet, zaten doktor da gittiği doktoru evet, ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Daha kapsamlı bir incelenmesi lazım. Yani 2 sene plak için bir sonuç alamıyorsa çok lüzumsuz bir süre. Evet, peki telefon attığımızda bir izleyicimiz var. Sedat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun, buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
Hocam kolay gelsin. 8 yaşında bir oğlum var. İlk okula başladı bu yıl. Çene yapısında bir problem var. Alt çene öne kaçıyor. Aileden genetik eşin tarafında da var bu. Sıkıntı yaşıyoruz. Burunla, kulak burun boğaz uzmanına falan gittik. Sürekli burnu da tıkanıyor. Bu yüzden olduğunu söylüyor. Düzelebilir mi acaba bu konu? Alt çenede bir öne doğru gelme durumu var. Sizin öne doğru gelme yok, sorunu anladım var. Gayet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Kayseri'ye selamlar Sedat Bey. İyi günler diliyoruz. Buyurun. Şimdi bu alt çene öndeliğinin iki sebebi olabiliyor. Yani en büyük sebeplerinden biri tabii ki yine kalıtımsal. Her şeyin içine o giriyor. Dayılarda, halılarda, amcalarda, babalarda varsa alt çenede bu şekilde olabiliyor. Buna çok fazla yani müdahale ediyoruz ama kalıtımsal eğer bir kökeni varsa bunun problemi biz müdahalemizle şiddetini azaltabiliyoruz. Yine alt çene önde kalabiliyor birazcık. 18 yaşından sonra ameliyat yapıyoruz. Ama demin bir şeyden daha bahsetti. Bu çok önemli bir konu. Buna çok kısa değinmek istiyorum. Lütfen buyurun. Bunu aileler birazcık ihmal ediyorlar. Normalde sağlıklı nefes alma hep burundan nefes alma şeklindedir. Ama burun yolunu tıkayan herhangi bir neden olabilirse ne olabilir? İşte kronik burun iltihapları olabilir, geniz eti olabilir, başka sebepler olabilir. Hastalar, çocuklar daha çok ağızlarından nefes alırlar. Bunu çok yani bunun en büyük sabah kalktığı zaman yastığı böyle tüplükten ıslanır. Evet. Televizyon seyrederken falan hep böyle ağız açıktır. Bu şekilde ağzı açık olan çocuklarda tabii bu burundan nefes alan başka sebep problemlere de neden oluyor ama çene yüz sistemi açısından üst çene öne doğru gelişemiyor. Alt çene ile üst çene arasında ciddi bir maloklüzyonlara neden olabiliyor. O yüzden bu büyüme gelişim çağında 7-8-9 yaşlarında eğer çocuklarımızda bu tarz burundan nefes alamama, ağızdan nefes alıyorlarsa bunu kesinlikle bir kulak burun boğaz doktoruyla gidip bu problemi dile getirip bir çözümüne bakmak gerekiyor. Bu çünkü bizi çok etkiliyor. İleriki hayatımızı da etkileyebilecek kesinlikle, şeylerle karşılaşıyoruz. Üst çene öne doğru gelişemiyor, evet. Alt çene normal gelişmesine devam ediyor. Dolayısıyla bu fazla önde olabiliyor. Evet. Ve sonra aynı zamanda üst çene daralıyor, dişler yerleşemiyor, çok fazla çapraşıklığa neden oluyor. O yüzden burundan nefes almayı çocuklarımızda şey haline getirmemiz alışkanlık lazım. Halinde alışkanlık halinde olması gerekiyor diyorsunuz. Peki şimdi alt çene veya üst çene geriliği, ileriliği bütün bunları konuşuyoruz. Yani çenede genel olarak kapanış bozukluklarından bahsediyoruz sevgili izleyenler. Konuya da yeniden o eksende dönmüş olalım. Hocam başka problemler de meydana getirir mi? Yani estetikle ilgili kaygıların dışında işte çiğnemede problemler olabilir kesinlikle dedik. Mesela onun dışında yine böyle ufak yaralanmalar olabilir mi? İşte diş etlerinde olabilir mi? Veya dudak içerisinde, ağız içinde diş dişlerin bazen takılmasıyla böyle bir kesinlikle şey oluşabilir mi? Yani şöyle, bazı travmalar sık sık dişinde... Mesela, sonraki konu da bak mesela tekvando. Bu da evet. Şimdi mesela dişi önde olan bir hastanın yani normalde bir darbelere karşı mesela bu tarz çocuklar düşünce mesela direktman ön dişlerine evet gelir. Çok kolay zedelenebilir ve de kırılabilir. Hatta biz önde olan dişlerin çocuklarına bakıyoruz genelde. Hep ön dişlerde ufak tefek kırıklar vesaire şeyler olabiliyor. Yani vücudun yüzün pozisyonu önüne alırsan daha çene önde olduğu için... Dişler de darbeye karşı ya da düşmeye karşı ilk... korumayı sağlıyor aslında değil mi? İlk engel olduğu için kolayca kırılabiliyor. Çeneler kırılabiliyor. Yani eğer düzgün olursa ama burada bir koruma da sağladığı kesinlikle, bir gerçek. Kesinlikle, evet. Kesinlikle her şey bir bütün. Böyle bir yaralanma da meydana gelebilir diyorsunuz. Bir videomuz var. Onu izledikten sonra tekrar stüdyoya dönelim. Çok bilinçliyiz artık bu konularda hakikaten sağlıkla ilgili. Hangi ortodontik problemlerde hekime görünmek lazım? Belli zamanlarda mutlaka bir diş hekimiyle görüşüp rutin ağız ve diş sağlığı konusunda muayene olmak gerekiyor ama bu problemlere dair geciktirmeden gitmemiz gerekenler listesi nedir? Bir dakikayla izledikten sonra tekrar stüdyodayız. Konuyla ilgili sorularınızı bizimle e-mail ve telefonla paylaşabileceğinizi yeniden hatırlatalım. Ortodonti, alt ve üst çenelerle diş çapraşıklıklarının düzeltilmesiyle ilgilenen bir diş hekimliği branşıdır. Özellikle bir ortodonti uzmanı hekime başvurmak için geç kalınmaması gereken durumları ise şöyle sıralayabiliriz. Dengeli olmayan yüz ve çene yapısı, ağızdan solunum, parmak emme, tırnak yeme, yanak, dudak ısırma gibi kötü alışkanlıklar, uzun süre emzik ve biberon kullanma, çiğneme ve konuşmada zorlanma, aşırı ileride veya geride konumlanan çene yapıları, önde konumlanmış dişler, çapraşık, yanlış yerde konumlanmış dişler veya ağız içinde hiç yer almayan gömük dişler, süt dişlerin erken ya da geç kayıpları,
alt ve üst dişlerin hiç temas etmemesi ya da aşırı biçimde birbirini içine alması. Evet efendim, yeni güne merhabaya devam ediyoruz ve bugün önemli bir konuyu konuşuyoruz. Çenede kapanış bozuklukları hem estetik olarak bir problem hem de sağlıkla ilgili ciddi bir soruna sebep olabiliyor. Acaba bütün bu sorunlarda çoğunlukla dişle ilgili bu şeyde görüntüye dair bozukluklarda hocam aklımıza gelen bir şey vardır. Zaman zaman da konuşuyoruz. Bu yalancı emzikler var. Bunların çocukların diş sağlığında ve görüntüsünde bir problem meydana getirdiğini söyleyebilir miyiz? Ya, kesinlikle bakın. Yani veya normal, parmak emme gibi. Çok ciddi etkiliyor. Özellikle parmak emme. Mesela yalancı... Büyük bir obje değil mi ağza göre? Kesinlikle. Evet. Şimdi bunları şöyle söyleyeyim ben size. Bu yalancı memelerde vesaire şeylerde de belli bir standartları var bunun. Onu kullanmak gerekiyor ama onu da kesinlikle uzun vadeli kullanmak gerekmiyor. Evet. Yani bazı ben çocuklarda görüyorum 6-7 yaşında bile bunları hala, kullananlar var. Hala emzikle geziyor. Aynı şekilde parmak emmede de elinde böyle parmak. Aileler de buna ses çıkarmıyor. Bu psikolojik bir hadise. Hı hı. Parmağını elinden çekince çocuk huzursuzlanıyor, ağlıyor. Aile de onları yaşamamak için müsaade ediyor, ses çıkarmıyor. Bu önde mesela parmak endiği zaman uzun vadede dişler böyle öne doğru anormal şekilde fırlıyor. Alt çene geriye düşüyor ve de işin kötü tarafı biz bunu büyüme gelişim döneminde hep işte bu 6, 7, 8 yaşlar, 9 yaşlar bizim için çok kritik. Biz bunlarda bunu engelleyebiliyorsak bu alışkanlıkları problemler kendiliğinden düzeliyor, geriye dönüyor. Ama o yaşlarda engelleyemezsek bu artık kalıcı hale geliyor ve de çok ciddi tedavisi zor, ciddi ameliyatlar vesaire şeyler gerektiren uzun ve de maddi manevi yorucu tedavilerle olabiliyor. O yüzden biz her hastamıza şöyle öneriyoruz. Tabii normal sizin de bahsettiğiniz gibi normal diş hekimlerine belli aralıklarla muhakkak gitmek lazım ama 6-7 yaşlarında ilk daim dişler çıktıktan sonra da şikayet olsun ya da olmasın çocuklarımızı bir ortodonti uzmanına bir muayene ettirmekte bir fayda var. Kesinlikle yani bizim göremediğimiz, bize normal gelen belki anormal farklı bir durum vardır, atlayabiliriz. Yani en azından basit bir muayenede bunu fark edip önüne geçebiliriz. Peki çocuklarda özellikle bu hani kemikle ilgili bozukluklar var diyelim genel olarak çene yapısıyla ilgili. Siz tedavinin başlangıcının 8-10 yaşlarından sonra değil mi? Yani o ilk şey çıktıktan bunu da sonra. Bunu genelleme yapıyoruz. Yapıyoruz biz, evet. Yani özel filmlerimiz var bizim bu konuda. Hangi yaşta başlayacağımızı ona göre karar veriyoruz. Biz genelde büyüme gelişim döneminin atılım yaptığı bir dönem var. Hani çocuklar ya, okullar kapanır yaz tatilinde bir gelirler sonra boy uzamış birden. Böyle birden uzadı. O döneme denk getirmeye çalışırız ki verdiğimiz kuvvetler daha etkili olsun. Onu bizim el bilek filmlerimiz var, özel filmlerimiz var. Oradan büyüme gelişim döneminin hangi aşamasında olduğunu anlayıp ona göre müdahale ediyoruz. Yani periyodu önce belirleyip ondan göre. Tabii ki. Çünkü o yaş, kronolojik yaş önemli değil. Bazısı 8 yaşında olur. Aynı o atılım. Bazı çocuklarda, erkek çocuklarda daha 10 yaşında olabilir, 11 yaşında olabilir. Bizim bunu hep böyle özel filmlerimiz var. Biz analizlerimizde bunu anlayıp ona göre doğru zamanda tedavi yapmak çok önemli. Ne güzel. Bir izleyicimizin sorusu var. Bir hanımefendi diyor ki 42 yaşındayım. Alt çenem çok geride. Acaba bu yaştan sonra ameliyat olabilir miyim? Tabii ki olabilir. Yani bir yaş sınırlaması yok galiba. Yani değil mi şöyle hocam? Söyleyeyim. Yani yaş sınırlamamız yok. Yani 42 yaşta artık geç bir yaş değil yani. Orta yaş olarak orta yaş, sayılıyor evet. Yani yapılabilir, kesinlikle yapılabilir. Peki bu tip tedavilerin sürelerini soran izleyicilerimiz var. Mesela bir izleyicimiz ne kadar sürer böyle bir tedavi? Ameliyattan sonraki düzelmeyi sormuş özellikle. Ameliyattan sonra hemen düzeliyor zaten. Ama o belli bir süre pekişmesi için yine tel tedavisi devam ediyor. Bu tarz tedavilerde, bizim ortodontik tedavilerde yani ortalama yine süre veriyorum. Bazı hastalarda bu süreç çok daha uzun olabiliyor. Bazı hastalarda daha kısa olabiliyor ama 1,5 sene civarlarını göze almak lazım. Evet, bir izleyicimiz demiş ki silikon ağızlık kullanıyorum, belli zamanlarda değiştirmek gerekir mi? Bu soruyu burada bırakalım. Telefon hattımızdaki izleyicimize bir dönelim dilerseniz. Tuğçe Hanım Yozgat'tan ulaşıyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Ben hocama bir soru soracaktım ya. Buyurun. Tabii tabii, buyurun, sizi dinliyoruz. Buyurun. Benim bir oğlum var. 2 ay sonra 5 yaşına girecek. Dişleri bayağı bir çürük. Ön dişleri, arka dişleri de ağrı da yapıyor, koku da yapıyor. Hocamın dediği gibi ağzından nefes alıyor. Bununla asla nefes almıyor. Bunun için ne yapabiliriz?
Doktora götürdünüz mü hiç Tuğçe Hanım? Diş hekimine gittiniz mi bugüne kadar? Lafınızı kestim, özür dilerim ama. Estağfurullah. Götürdüm. Dediler ki dişleri zaten düştü, düşecek dediler. Çekmemize gerek yok dediler. Dişlerini fırçalamasına rağmen aşırı şekilde de ağrısı falan oluyor. Sonradan da diyorum anneciğim niye böyle yapıyor, niye ağrıyor? Ya çikolata bir... Nasıl desem çikolatadan vazgeçemiyor. Bir de fazla tatlı. O yüzden de ben yedirmiyorum. Eşim de diyor ki yesin ne olacak falan gibisinden. Tatlıdan ben genellikle uzak tutmaya çalışıyorum. Abur cuburdan uzak tutmaya çalıştığım kadarıyla bir yandan da yaklaşıyor. Evet. Hiperaktif bir çocuk. Aşırı şekilde çıkarız. Aşırı maşırı. Soralım bakalım hocam ne söyleyecekler. Buyurun. Bir soru daha var. Buyurun. Benim de dişlerim fırçalamama rağmen çok bakımlı olmasına rağmen ağzımda koku oluyor. Şekerle falan. Bilmiyorum ben bunun için ne yapabilirim. Doktora gittim. Evet. Dedi ki size senin sana geliyor dedi. Ben dedim hocam bunun için ne yapabilirim dedim. Sadece diş etlerinde çürüme var dedi. Gevşeme var. Diş etlerinizde gevşeme olduğunu söyledi. Evet. Peki. Bakalım hocam her iki soru için de ne söyleyecekler. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size. Hoşçakalın. Sağ olun. Buyurun. Sadece yine bahsedeyim. Burada bizim yine anne baba olarak çocuklara yapacağımız en büyük iyilik bu yaşlarda onlara fırçalama alışkanlığı kazandırmak. O yaşlar, bu yaşlarda fırçalama alışkanlığı kazandırırsak onlar da ömür boyu rahat edeceklerdir. Ben hep aynı şeyi söylüyorum hastalarıma. Çocuklar bir şeye yap kızım, yap oğlum demeyle yapmıyorlar maalesef. Hepsi anne babayı örnek alıyor. Geçeceğiz aynanın karşısına. Kendimiz fırçalarken ona da fırçasını vereceğiz. Fırçalayacak. Onların tabii çok el, kol aktivite çok normal olmadığı için en sonunda kendimiz bir alıp böyle güzel bir fırçalayacağız. Bunu her gün yapa yapa alışkanlık haline getire. O da fırçalamayı belli bir aşamadan sonra emin olun fırçalamadan yatmayacaktır. Evet. Yani onun bir gereklilik olduğunu anlayacaktır. Süt dişlerindeki çürükler kesinlikle tedavi edilmeli. Özellikle arka dişlerdeki. Beklemeye ne diyorsunuz? Zaten kesinlikle düşecek. Değil. Süt dişleri sadece ağrı değil, aynı zamanda alttan gelecek daimi dişlerin yerlerini tutuyor. Bunlar fazla çürürse erken kayıplarında 10-11 yaşlarında gelecek daimi dişler yer bulamıyor. Evet. Ve de en büyük ortodontik tedavi endişelerinden birine bu neden oluyor. O yüzden ileride maddi manevi çok fazla şeyle uğraşmamak adına onu tedavi etmek gerekiyor. Diyorsun. Çocuklar da yani iknayla inanın başarılı oluyorlar. Yani biz demin de bir videomuzda izledik. Evet. Onlara her şeyi anlatınca ya bu böyle olacak, canın şöyle acıyacak, böyle acıyacak falan deyince belirsizlikten korkuyor çocuklar birazcık. İkna edilebiliyorlar. Edilemeyen vakalarda da basit böyle anestezi, böyle sedasyon dediğimiz basit şeylerle yine müdahale edebiliyoruz onlara. Yani bu tedavisiz bırakılmaması gereken bir durum. Peki yani izleyicimiz ağız kokusundan bahsetti. Doktor sana geliyor dedi. Bir şey yok mu hocam burada? Mesela bazı mide rahatsızlıkları, vesaire şeyler ağız kokusu oluşturabilir. Evet. Koku neden oluşur? Bir bakteriyel aktivite sonucu koku oluşur. Yani bakterilerin artık ürünü sonucu bir koku oluşur. O yüzden bir enfeksiyon aramak lazım. Hastalarımız çok düzgün gözükebiliyor bazen dişleri ama diş etlerinde ciddi bir iltihabi problemler olabiliyor. Biz bunu filmlerle anlıyoruz. Oradan bir koku oluşabiliyor. Ağızdaki bütün bunları eledikten sonra da başka sebeplerini aramak lazım. Allah korusun diyabet hastalığında, böbrek yetmezliklerinde, mide problemlerinde ağız kokusu olabiliyor. Ama önce bir dişle ilgili şeyleri ekarte etmek gerektiğini söylüyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum. Gelip bunları bizimle paylaştığınız, katıldığınız için iyi çalışmalar diliyorum size. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyenler bir videomuz var. İzledikten sonra ikinci bölümde bugün Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlerimizin de rağbet gösterdikleri alanlardan birisine karateye döneceğiz. Tekvandoyu konuşacağız. Ve milli tekvandocumuz Hamide Bıçkın Çetiner stüdyo misafir firmamız olacak ama önce videomuzu izleyelim. Hangi ortodontik problemlerde doktora gitmemiz gerektiğini beraberce görmüş olduk. Özellikle diş teli tedavisiyle ilgili ki bugün konuştuğumuz mevzuda da bu işin ciddi bir payı var. Bununla ilgili merak edilenleri izleyip yeniden stüdyodayız. Kimler ortodontik tedavi yaptırmalıdır? Üst çene veya alt çenesi normalden ileri veya geride olan, üst dişleri alt dişlerini çok fazla örten ya da hiç örtmeyen, dişleri çapraşık veya seyrek olan, diş eksikliği, diş fazlalığı veya gömülü dişleri bulunan bireylerin ortodontik tedavi ihtiyacı bulunmaktadır. Ortodontik tedavi kaç yaşına kadar yapılabilir?
Tedaviye başlama yaşı, problemin kaynağına göre farklılık gösterebilir. Her yaşta ortodontik tedavi yapılması mümkündür. Ancak yaşa göre tedavi planlaması ve tedavi süreleri değişkenlik gösterebilir. Ortodontik tedavi ne kadar sürer? Tedavinin süresi, hastanın yaşı, tedaviye uyumu, ortodontik bozukluğun şiddeti ve uygulanacak tedavilerin şekli gibi faktörlere bağlı olarak 6 ayla 3 yıl arasında değişkenlik gösterebilir. Ancak dokuların biyolojik yapısı ve tedaviye verecekleri cevap her bireyde farklılık gösterebilir. O, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden bir milli sporcumuz. Milli tekvandocu Hamide Bıçkın Çetiner, spor yaşamına dair merak edilenlerle yeni güne merhaba da. Hünerli Eller köşemizde Zeliha Yılmaz yine güzel bir işle sizinle buluşuyor. Hepsi ve daha fazlası yeni güne merhaba da. Evet efendim, yeni güne merhabaya devam ediyoruz. Bugün Gençlik Bayramı'nda gençleri ilgilendiren bir spor dalından bahsedeceğiz dedik. Dünya ve Türkiye Avrupa şampiyonu, 2000'li yıllarda da Sydney Olimpiyatı'nda olimpiyatına katılmış olan milli tekvandocumuz Hamide Bıçkın Çetiner stüdyo misafirimiz. Hamide Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar diliyorum. Herhalde kaç yaşında olursak olalım ruhumuz genç ve spor bizi gençleştiriyor değil mi? Bayramınızı kutlamış evet, olalım bu vesileyle. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız hepimizin, çocuklarımızın da spor evet. deyince çocuklara inmemiz gerekiyor. Hepimizin kutlu olsun. İnşallah. Siz tekvando ile uğraştınız çok evet. uzun yıllar ve bu konuda gerçekten büyük başarılar elde ettiniz. Birçok insana da mutlaka çığır açtınız. Şimdi tekvando deyince aslında küçük yaşlarda başlamışsınız. Yani 8 yaşında falan evet. başladığınızı gördüm ben. Yani şampiyonluklarınız var fakat çok erkeklere has bir spor dalı gibi görünüyor. Programdan önce konuştuğumuz bir şey vardı, onu izleyicilerimizle paylaşalım. Yani sayısal olarak da literatüre geçen başarılar içinde kadınların şampiyonalardaki başarısı evet. daha fazla değil mi? Evet. Siz bu kadar erkeklere özgü bir alan gibi görünen bir yere nasıl başladınız? Kim teşvik etti? Ne oldu? Bir gün sokakta, mahallede oynarken aynen, biri size... Aynen öyle. Aslında mahallede oynarken demeyelim de. Evet. Şimdi ben böyle hiperaktif bir çocukluğum vardı. Böyle mahallede işte kavga, dövüş, erkek çocuklarını falan hep döverdim yani. Evet. itibariyle. Ya işte böyle şikayete geliyorlardı babam. İşte kızın oğlumuzu dövdü falan, sürekli kavga ediyor. O dönemde de işte bizim mahallemize bir tekvando salonu açıldı. Babam dedi ki ya bu çocuğun dedi bu enerjisini dedi boş harcamayalım. Bunun deşarj olması açısından bu spor salonuna yazdıralım dedi. Çok iyi. O dönemde aynen evet. tekvandoya hani onu bir kanalize etme durumu da var yani değil kesinlikle mi? Kesinlikle deşarj oldu. Orada hem de kontrol ediyorsun artık o enerjiyi doğru yere harcıyorsun doğru evet. şekilde. Yani o bir tevafuk oldu. Hani şimdi daha profesyonel herkes kendi branşına ya da yeteneğine göre yönlendiriyoruz spor branşlarını. Ama biz o dönemde işte mahalleye açılan bir salona hemen yazdırdık ki. Kaydoldunuz. Küçüktünüz de ama galiba. 9 yaşındaydım. 8-9 evet. yaşında. Evet 9 yaşındaydım. Peki ne hissettiniz? Yani zor bir spor mu? Tekvando'ya gittiğiniz zaman şaşırdınız mı? Yok aslında zaten hani yapım ona da müsait olduğu için yani böyle işte dediğim gibi kavgacı sistematik bir yapı. Sistematik bir şey çünkü oradaki de biraz aslında. Şimdi orada aslında evet bende olan potansiyeli daha böyle eğitiyorsun. Hani disiplini altına alıyorsun. Fiziksel ve zihinsel olarak o enerjini doğru yere kanalize ediyorsun. İşte bende bir hırs, azim, enerji vardı zaten. İşte tekvando sporuyla da bunları profesyonel bir alanda geliştirmiş oldum. Nasıl başarılı bir spor tekvando? Tekvandoyu aslında mesela böyle şey yaptığımızda tae ayak. Kuon yumruk, do ahlak, disiplin anlamına geliyor. Yani el ve ayak hareketlerini sistemli bir şekilde ve işte koordineli bir şekilde ve ahlaki değerlere uygun bir şekilde kullanmak, savunma sanatı. Ne anlamda. Demek buradaki ahlaki? O çok önemli bir şey. Ahlaki mesela bizde tekvando Kore'nin atasporu. Evet. Ve do ahlak prensibi çok ön planda. Disiplin. Bir kere spor salonuna girerken bile mesela işte bayrağa selam vermeden, hocadan izin almadan işte giremezsin. Bir beyaz kuşaksan bir üst kuşak sarı kuşak. Yani illa siyah kuşak olmasına da gerek yok. Bir üst kuşağına selam verip hocam girebilir miyim diye izin isteyip salona giriyorsun. Her şey evet her şey kurallı, ahlaki değerler çok ön planda.
planda. Onun için disiplinli, işte her birbirine bir üst kuşağa saygı göstermek zorundasın. Hani orada yaş değil ama orada kuşak çok önemli. Yani onun emeğini aslında o güne kadar ki evet. tecrübesine bir saygı göstermeniz lazım. Evet. Onun için hani işte 30 yaşında da olsa 30 yaşındaki birisi işte 12 yaşındaki birisine hocam deyip saygı gösteriyor. Onun çünkü dediğiniz gibi emeği daha fazla. Onun için tekvandoyu ben hani bizim kültürümüze de bizim yapımıza daha çok uygun bir branş. Çünkü her alanda bence sporda ahlaki değerler çok önemli. Yani aslında ne iş yaparsak yapalım. Maneviyatla, değerlerle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için de tekvandonun temelinde bu var. Bizim de aslında kültürümüze. Evet, bizim zeminimizle de uyuşan bir şey. Bir dolayısıyla evet. belki içinizde böyle bir potansiyel vardı ve siz onu farklı bir yere aktararak da büyük başarılar elde etmiş evet, oldunuz. Evet, nasip oldu. Gerçekten evet. Allah-u Teala bunu nasip etti bize. Ne güzel. Bunun detaylarını konuşalım Hamide Hanım. O evet. şey başlangıçtan sonraki süreci nasıl ilerlettiniz? Önemli bir şey. Çünkü herkes başlayıp da devam ettiremeyebiliyor. Evet. Spor için de geçerli. Diğer sanat dalları için de bunu söyleyebiliriz. Çok kısa süreli ilgiler oluyor. Amatör düzeyde kaldığımız şeyler oluyor ama bunu profesyonel olarak yapabilmek için bir irade de ortaya koymak lazım. Bu konunun detaylarını konuşurken bir videomuz var. Onu izleyip tekrar stüdyoya dönelim. Az bilinen spor dallarını derledik sevgili izleyenler. Disk golfü var mesela. Pelota var. Çok sık duyduğumuz spor dalları var ama kıyıda köşede kalmış gibi görebileceğimiz daha az insanın ilgi alanına giren sporla ilgili bu branşları izledikten sonra yeniden stüdyodayız. Hem e-mailimiz hem de telefonumuz açık, tekrar hatırlatmış olalım. Yeni güne merhaba @diyanet.tv elektronik posta adresimiz. Ankara'nın alan koduyla 294 4294'te canlı yayın telefon numaralarımız. Paylaşmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz. Dünyanın farklı yerlerinde var olan ama az bilinen bazı spor dallarını şöyle sıralayabiliriz. Disk golfü. Frisbee golfü olarak da bilinen disk golfü, golften farklı olarak yuvarlak disklerin sepet ya da direk gibi hedeflere ulaştırılmasının sağlandığı bir spor dalıdır. Ve 1969 yılından beri oynanmaktadır. Bandy. Buz hokeyi ve futbolun aynı anda oynanmasını andıran bir spor dalıdır. Buz üzerinde patenler ve kısa boylu sopalarla oynanır. Buz hokeyinden farklı olarak yerden sabit kayan bir top yerine futbolda olduğu gibi zıplayan bir top kullanılır. Futbol maçları gibi 45'er dakikalık iki devreden oluşur. Ana vatanı Bask bölgesi olan pelota, rakete benzer tahtaların el bileklerine bağlanması ve topun bu tahtalarla duvara en şiddetli şekilde gönderilmesiyle oynanır. Rakiplerin duvardan seken topa vuramamasıyla sayı alınan pelota, gösteri sporu olarak da olimpiyatlarda oynanmıştır. Evet efendim, yeni güne merhabaya devam ediyoruz. Spor insanı dinçleştiriyor, gençleştiriyor, hayata bir ritim kazandırıyor. Bedenimize olan sağlıkla ilgili etkileri ve katkılarıyla beraber psikolojik dünyamız, psikolojik sağlığımız üzerinde de önemsenecek bir pozitif etki uyandırdığını evet. söylemek lazım herhalde değil Kesinlikle. Mi? Sizin gibi bir sporcunun mesela yüzü ışıldıyor. Gerçekten böyle görüp de hayran olduğumuz insanlar var. Başka işler yapsalar bile sabah erken saatlerde çıkmış, sporunu yapmış, koşusunu gerçekleştirmiş ufak bir kahvaltıyla işinin başına gelen insanın evet. o enerjisi herkese de geçebiliyor. Hala her gün spor yapıyor musunuz? Aslında şimdi siz böyle dediniz de genel anlamda bizim hani spor kültürümüz gerçekten yok. Evet, spor maalesef. Kültürü yok. Profesyonel... Çok yeni yeni oluşmaya başladı sanki değil ya, mi? Ya aslında evet. Hani bu benim kendi fikrim ama yeni yeni oluşmaya başladı derken de sanki bir moda şeklinde aslında benim fikrim. Hani böyle spor kültürünü daha geliştiremedik. Yine de bir yapılanma var ama modasal gibi geliyor bana. Evet. Herkes spor yapıyor. Biz herkes spor yapıyor. Herkes spor salonuna kaydoluyor. Ya da sporu böyle... Biz de kaydolalım. Evet, çok özür dilerim sözünüzü kestim. Estetik bir şey gibi gördüğümüz için belki biraz da modayı hissettiriyor değil mi? Yani sanki sadece daha fit bir görüntü evet, olsun evet, diye spor yapıyoruz. Evet. Halbuki sporun kalp damar sağlığı üzerinde hakikaten psikolojide çok ciddi fiziksel, etkili var. Fiziksel, ruhsal, beyinde bedensel, bir sürü kimyasal salgılanıyor. Psikolojik. Mutluluğa. Evet. Hepsi hayata dair en güzel hani sağlık tedavi yöntemi spor aslında. Ama hani ben kendimden de örnek vereyim. Uzun yıllar
yıllar profesyonel sporculuk yaptım. Ben hani 9 yaşımdan 32 yaşına kadar profesyonel anlamda spor yaptım. Ne güzel. Şimdi de yapıyorum bak, antrenörlük yapıyorum ama yine de her gün düzenli olarak antrenman yapıyor musun dediğinde yapmıyorum. Hmm. Demek ki daha oturmuş bir spor kültürümüz yok. Hani nasıl yemek yemeyi unutmuyorsak, evet. Aa, bugün spor yapmadım diyor mu demiyorum. Yani şahsım adına söyleyeyim ve sporu bırakmış birçok arkadaşım da bunu yapıyor. Hani diğerlerine göre, diğer profesyonel anlamda spor yapmamış insanlara göre bir kademe daha. Ama gene de... Sporcularımızda bile eksikler var. Kesinlikle. Bu zaaflarla... Oturmuş... Ne güzel, itiraf ediyorsunuz. Doğru, evet, itiraf ediyorum ve çok sıkıntısını da yaşıyorum yani, evet. Ciddi anlamda. Evet, artık yapmam lazım. Antrenör olarak antrenmanlara giriyorum bak. Her gün antrenörlük yapıyorum ama... Kimleri çalıştırıyorsunuz Hamide Hanım şu anda? Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Kadınları çalıştırıyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Aktif sporculuğumda da şimdi geçmiş dönemlerde 2000-2001 yıllarında hani bazı sıkıntılar yaşadık. Bayanların biraz daha desteklenmesi, bayan antrenörlerin olmaması vesaire, bir, evet, sürü sıkıntılar yaşadık. Ve sporculuğumda şunu söyledim. Dedim ki ben spor hayatım bittikten sonra bir bayan projeleri yapmak istiyorum dedim. Bayanlarla ilgili, kendi yaşadığımız sıkıntılarla ilgili projeler yapacağım dedim. Öyle niyet ettik. Şu anda da mesela kulüp kuruluyor. Hani size de söylemiştim. Bayan literatürde bayanlarımız daha başarılı. Evet. İşte 5 tane. Bunu bize lütfen istatistikle söyler misiniz Hamide Hanım? Mesela 5 tane olimpiyat madalyalı sporcumuz var. 3 tanesi kadın. Bayan. Evet, kadın. 2 tanesi, tanesi erkek. Erkek. Evet. 9 tane dünya şampiyonumuz var. Bunun da 5 tanesi bayan. 4 tanesi erkek. Demek ki neye bağlıyorsunuz daha peki? Kadınlar daha mı disiplinli, daha mı istikrarlı, sonuna kadar götürme mi var, yoksa orada başka, yani fizyolojik olarak bazı avantajlar mı var? Erkekler daha avantajlı diye düşünürüz. Yok, yok. Kaslarının fazla olması sebebiyle ama... Karşısındaki rakip de aynı şartlarda olduğu için ama, evet, bizim bayanların, Türk bayanlarının bir de dediğim gibi fiziksel yapıları tekvandoya müsait, uygun. Çünkü kuvvet ve dayanıklılığa uygun bir milletiz, evet, güçlü bir milletiz. Onun için tekvandoda da bu anlamda daha başarılı oluyoruz. Bayanlar tabii ki... İstikrarlı, azimli, daha hırslı, daha azimli, dünyada ve olimpiyatlarda bu anlamda başarıyı çabuk getiriyor. Erkekler de aslında aynı derecede çalışıyoruz ama ama bayanların bu gücü, evet, inancı ve manevi erkekleri güçleri, biraz daha, evet, kesinlikle. Erkekler belki kas gücüyle, kuvvetiyle güçlüler ama ben kadınların da genel olarak duygusal manada daha güçlü daha olduklarını düşünüyorum. Evet. Psikolojik olarak. Psikolojik olarak, evet. Tekvando'da, evet, belirli bir güce sahip olman gerekiyor ama maç kazanmak için, maç kazanmak için sadece fiziksel güç gerekmiyor. Ya, matematiksel mi? Hesap kitap var, psikoloji var. Mesela psikoloji, ben %30, %40'ı bir maç kazanmanın %40'ını oluşturuyor. Yani Oo, çok tabii ki oran. Çok güçlü bir psikolojiye sahip Nasıl olman lazım. Nasıl bir psikolojinizin olması lazım? Yani şimdi gerçekten... Bu hırs olmamalı galiba. Hırs değil ama azim. Azim diyelim. Yani bir şey bırakmamak. Şimdi gerçekten öyle bir heyecan ki ben bir ringe çıktığım zaman o kalp atışlarını hatırlıyorum. Diyorum ki bir gün burada öleceğim herhalde. Kalp evet, böyle son safhada atıyor. Heyecandan diyorum ki ben nasıl... Yorgunluktan değil. Heyecanlıktan. Hayır, heyecan. Evet. Çok ciddi bir heyecan yani. Böyle diyorum ki ama çok seviyorsun. Maça çıktığın an, ringe çıktığın an o heyecan bitiyor zaten. Evet. Ama o ilk an çıkana kadar ki ya da bir gün öncesi ciddi heyecan yaşıyorsun. Zaten sabaha kadar hiç uyuyamıyorsun. Hı hı. Ondan sonra ringe çıktığın an o heyecan bitiyor. Ama bazı sporcularda herkes bunu kontrol edemeyebiliyor. Evet. Ringde de o heyecan devam ediyor. Çok yüksek performansa, çok yüksek kapasiteye sahip bir sporcu eğer o heyecanını kontrol edemezse ringde zaten maçı kaybediyor. Hmm. Onun için diyoruz hani psikoloji ve kendini kontrol edebilme gücü çok önemli. Kadınlarda biraz yüksek. Erkeklerden daha. Tabii burada bir kategorik bakmıyoruz. Cinsiyetçi bir yaklaşımımız yok. Bunu izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Yani pozitif ayrımcılığımız yok ama evet, duygularımızı ve belki psikolojimizi daha iyi yönettiğimiz söylenebilir zannediyorum. Evet, kesinlikle. Şimdi peki siz yani şeye gideceğim ama hazır bu konu açılmışken devam etmek istiyorum. O başarılarınıza
şampiyonluklarınıza çocuklar ve kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğunuz var. Dünya ve Avrupa'da Avrupa, var değil mi? Dünya şampiyonluklarım evet. var. Onları konuşalım ama evet. Mesela siz oralara giderken bir taraftan da şimdi kadın dedik anne olarak da evet, gittiniz evet. değil mi? Olimpiyatlara evet. gittiğinizde bir anneydiniz. Zor muydu peki bu? Ya kesinlikle tabii ki zordu. Şimdi ben 1986'da başladım spora. Hı hı. İlk hemen miniklerde Türkiye Ankara Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Çok Allah'a şükür başarıları hızlı gittik. Ne genç güzel. Gençlerde 1994 yılında ilk olarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldum. Hı hı. Hemen akabinde 1995'te yine yaşım küçüktü, gençti ama gençlerin dünya şampiyonası olmadığı için büyükler kategorisinde yarıştım. Hı hı. Büyüklerde Türkiye şampiyonu oldum ve dünya şampiyonasına gittim. Evet. Orada da dünya şampiyonu oldum. Maşallah evet. İftar ediyoruz sizinle gerçekten. Allah razı olsun, güzel oldu bizim için de ama sonra şeye girdik. Şimdi 17 yaşındaydım. Ben ilk 16 yaşında Avrupa, 17 yaşında dünya şampiyonu. En genç dünya şampiyonunu elde etmiş bir sporcu oldum. Ne güzel. Tabii ki cahildik ama hani çok profesyonel anlamda da bilmiyorduk. Mesela benim için tek dava işte Avrupa şampiyonu olmalıyım, İstiklal Marşı'nı okutmalıyım. Hani hmm. tek gördüğüm şey dünya şampiyonu olmalıyım, İstiklal Marşı'nı okutmalıyım. Evet. Kendi bayrağımı orada kaldırmalıyım. Kesinlikle evet. çok güzel bu duygular vardı sadece. Ondan sonra... Ama bu çok normal bir duygu değil mi ondan sonrasına geçmeden önce? Yani insan zaten orada bu kadar büyük bir kulvarda yarışırken milli ve manevi değerlerini de taşımış olmuyor mu değil mi? Bu bir Tabii. misyon bir taraftan. Kesinlikle milli ve manevi değerleri taşıyarak zaten o yarışmaya gitmezsen işte kayıp olur. Yani yenilirsin, madalya alırsın ya da madalyayı sadece kabullenerek gidersen bir organizasyonda benim madalyam olsun diye gidersin. Üçüncü olursun ya da yenilirsin ama hedefin hep gerçekten milli ve manevi değerlerle bir birlikte. Biz o dönemde işte çok ciddi şey yapardık yani. Yani bir ülkeyle müsabaka yaparken hı hı. her şeyi hesaplardık yani. Evet. Ne bileyim bir hani İsrail'le maç yaptığımız zaman farklı duygularla yapıyorduk filan. İşte evet. o zaman çok önemli olan milli ve manevi değerlerle yarışmak ve o zaman başarıya ulaşıyorsun. Başarı geliyor. Ama bu yetmiyor muymuş aslında? Az önce kaldığınız yerden gidelim. Şöyle ya ben şunu demek istiyorum. Şöyle de söylediler işte dünya şampiyonusun artık dünya şampiyonu olarak sporu bırak. Hani biz zirveye geldin ve ben o dönemde olimpiyat diye bir organizasyon olduğunu bilmiyordum. Ha Avrupa şampiyonu oldum, dünya şampiyonu oldum bitti. Hani başka bir daha olmak diye bir şeyi söylemediler. Diyorlar ki sakın şampiyon olarak bırak bir dahaki maçta yenilirsen rezil olursun. Aslında evet. böyle bir şey yok. Rezillik diye bir şey yok yani. Sen evet. ülkeni en iyi şekilde uluslararası... Ringden çekilmemeliyiz diyorsunuz yani Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Biz de böyle hani jübileni yap ama bunu en evet. iyi şekilde yap ve artık çekil. Hani şampiyon olarak bırak. Şanın olsun yani. Namın kalsın arkanda. Evet, aslında böyle bir şey yok. Çünkü sen ülkeni temsil ediyorsun. Uluslararası platformda bir savaş veriyoruz. Ne kadar çok madalya alır, ne kadar çok temsil edersen, uzun yıllar spor yaparsan o kadar iyi. Ben dedim ki iyi ben dünya şampiyonu olmuşum. Ben bitti. 16 yaşında, 17 yaşında sporu bıraktım. Evet. Yani kimse de demedi ki ya kızım sen yap olur mu öyle erken bırakma falan. Sonra bıraktım. İşte 1998 yılında kızım dünyaya geldi Zeynep. Ama bir eksiklik var. Ben tekrar spor yapmak istiyorum. Çünkü çok erken yani iki tane büyük bir organizasyon görmüşüm, bırakmışım. Evet. Sonra dedim o organizasyonlar sizin için öğretici oldu mu? Bu sonrayı geleceğim ama böyle kese kese gidiyorum. Tabii tabii. Mesela olimpiyatlarla ilgili biz şimdi eğer sporcu değilsek sadece pasif bir izleyici olarak dışarıdan seyrediyoruz. Evet. Ve o sırada her şey pürüzsüz. Sıfır hata, salonlar müthiş, ambiyans çok güzel. Ekrandan bakınca bir özentimiz de var ama arka planında ne olup bittiğini çok bilmiyoruz. Evet. Zor yerler mi? Zor kulvarlar mı? Avrupa Dünya Şampiyonları gerçekten büyük organizasyonlar. Avrupa'nın işte en büyük organizasyonu Avrupa Şampiyonası, dünya zaten. Olimpiyatlar var. Evet. evet. İkisi de çok büyük bir organizasyon ama olimpiyat bambaşka bir şey. Yani olimpiyat demek gerçekten hani diyoruz din, dil, ırk ayırmaksızın işte herkesin kendi kültürlerini paylaştığı, kardeşliğin, barışın paylaşıldığı ama bunun bir spor aracılığıyla paylaşıldığı bir organizasyon. Olimpik ruh, olimpizm, evet. Kardeşlik ruhu diyoruz ama bütün dünya izliyor. Çok büyük bir spor organizasyonu ama bence bir
de bir şekilde orası da bir soğuk savaş. Aslında ülkeler orada evet kardeşlik, barış, kültürel kaynaşma derken de kısmi bir soğuk savaş yapıyoruz. Çünkü orada bir ülkede bir yerde ve bütün dünyanın izlediği hani dünya şampiyonlarını belki herkes izlemez ama bir olimpiyatı zaten belirli kanallar veriyor. Ve bütün dünya aynı anda o organizasyonu izliyor, o branşı izliyor. Orada bir soğuk savaş yapıyorsun ve bir ülkede işte bir bayrağını göklere çektirip İstiklal Marşı kendi marşını okutabilmek için ya o ülkeyi fethetmen lazım değil mi savaşı ya da bu işi yapman yani spor alanıyla bu işi yapman gerekiyor. Demek ki kısmen bir soğuk savaş yapıyoruz yani. Biz kültürel de... bir şey aslında evet, değil mi? Kesinlikle. Evet, orada bir diplomatik tarafı da var yani bütün bu olimpiyatların. Kesinlikle. Bizim normalde çıplak gözle baktığımızda gözümüze kolay kolay görünmeyen bir şey. Bu kadar sevinçlerin sebebi de aslında bu. Tabii. Veya kaybettiğimiz zamanlarda üzüntünün sebepleri içerisinde kısmen de bu var. Kısmen savaş yapıyoruz yani karşımızdaki ülkeyle ya da altın madalya aldığımızdaki çıkışımızı, gücümüzü gösteriyoruz yani bir güç. Gövde gösterisi artık olimpiyatlar. Hani benim fikrim olarak söyleyeyim. Dünyada olimpiyatlar bence bir gövde gösterisi, güç gösterisi. Türkiye'de bu kadar çok spor kanalları arttı. Mesela zaman zaman eleştirenler var. Spor kanallarının sayısı arttı ama hep futbol yayınlıyorlar diye. Evet bu eleştiri belki çok haklı yerinde fakat olmasa daha mı iyiydi? Yani spor çok önemli bir araç gerçekten. Bunun belki geliştirilmesi için kamuoyunun da bir talep ortaya koymuş olması lazım. Çocuklar spora kaç yaşında başlamalılar? Bununla ilgili bir videomuz var. Siz bize anlattıklarınızla yüreklendirdiniz. Çocuğu spor yapan ya da yapmak isteyenlerin hedeflerini büyüttünüz. Çok teşekkür ediyoruz. Unutmadım 98'de kızım dünyaya geldi. Evet. Ondan sonra bir böyle tekrar sorgulama dönemine geçtim dediniz. Orada kalmıştık. Tamam. Sonrasını devam edelim. Çünkü orada yaşadığınız başka şeyler de var. Mesela başörtüsüyle gittiniz değil mi Sydney'e? Evet. Ve ben bir SF ile yani verici bir durum olduğunu beyan ettiğiniz bir röportajınızı hatırlıyorum. Birinci olabilirdim ama burada başörtüsü meselesi vardı ve ben birinci olamadım. Psikolojik işte bak psikoloji girdi oraya. Değil mi? Orada şey, algıyla ilgili bir şey oldu ve bu algı ortamı değiştirdi. Olamıyorum çünkü şimdi ben bakın. Onu çok özür dilerim. Uzunca dinlemek isteriz. Tamam. Hem o süreci yani erken bir işi bırakmanın getirdiği sonraki dönemde yaşanabilecek muhtemel şeyleri de dinleyelim. Belki bizi izleyen izleyicilerimiz yorgunluk, bıkkınlık, geçen gün konuştuk bir tükenmişlik sendromu yaşıyorlarsa ara ara böyle periyotlarla, fasılalarla işe devam etmek gerektiğini yeniden göreceğiz. Ama çocuklar spora kaç yaşında başlamalılar? İzledikten sonra tekrar stüdyoya dönelim. Çocuğa uygun spor seçiminde en önemli nokta, eğlendiği, ilgi duyduğu alanın seçilmesinden geçiyor. Seçilen alan doğruysa, ilk etapta hangi sporu yaptığının önemi olmayabilir. Çocuklar zaman içerisinde istedikleri başka bir spor dalına yönelebilirler. Peki hangi yaşta hangi spora başlamalı? 2-3 yaş. Çocuklar bu yaşlarda koşma, yakalama ve zıplama gibi temel hareketleri yapabiliyorlar. Dolayısıyla bunları içeren bahçede koşma, yürüme, suda gözetim altında oynama ve deneyimli kişiler eşliğinde jimnastik eğitimi olabilir. 4-6 yaş. Yüzme, jimnastik, ip atlama ve 3 tekerlekli bisiklete binmek gibi sporlar idealdir. 7-10 yaş. Jimnastik, futbol, basketbol, voleybol, handbol, bisiklet, tenis ve yüzme gibi sporlarla ilgili temel eğitime yönlendirebilirsiniz. 10 yaş sonrası. Atletizm, güreş ve küreye başlayabilirler. Birkaç yıl sonraysa güç gerektiren boks, tekvando ve karateye geçebilirler. Evet efendim Yeni Güne Merhaba'ya devam ediyoruz. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlerimiz, çocuklarımız erken yaşta spora başladıklarında bu onların hayatında da hatta ülkenin toplumsal barışta ve sağlıkta da çok ciddi bir katkı vermiş olduğumuzun göstergesi. Sporu konuşuyoruz farklı boyutlarıyla. Çok bildiğimiz sporlardan birisi tekvandodan bahsediyoruz. Tekvandoda dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu almış olan iftiharımız, gururumuz.
Milli tekvandocumuz Hamide Bıçkın Çetiner stüdyo misafirimiz. Şimdi hikayenin 98'den sonraki kısmına geri dönelim. Dediler ki size orayı ekran başına yeni geçmiş izleyicilerimiz için birkaç cümleyle özetleyelim dilerseniz. 17 yaşında dünya şampiyonu oldunuz. Artık burada bırak ki işin tadı damağında kalsın. Hem senin hem herkesin. Sadece bir iftihar vesilesi olmuş oluyor aslında ama bunun size bakan bir yönü vardı. Bizim toplumumuzda eskiden algı biraz böyleydi. Yani genel olarak neyle ilgileniyorsanız ilgilenin. Eğitim hayatı da öyleydi. Çok şükür ki bazılarımız o engelleri aştık. İşte üniversiteye kadar okur, evlendikten, her şey evlendikten sonraya kadardı yani. Hele anne olduktan sonra zaten artık tekaüte çıkıyordunuz. Emekli olmuş gibi dünyadan ele tek çekmek. Ama siz orada bir sorgulamaya başlamışsınız. 98'de kızım doğduktan sonra dediniz. Sonra. Şimdi ben zaten hani sporu bıraktım ve ondan sonra zaten dedim ki Olimpiyat diye bir organizasyon olduğunu duydum ama vücut da istiyor. Hani bir şeyler yapmak istiyorsun, spor yapmak istiyorum. Erken yaşta bırakmışım. Tekrar başlama kararı aldım. Bu sefer dediler ki yani hem bayansın, işte yaş ilerledi sözde. İşte biliyorsunuz 20 yaş zaten belirli bir yaşa geldin. Evlilik çağı falan. 20 yaşında bir bayansın, bir de çocuklusun. Hani çocuklu bir bayansın, bir de başörtülüsün. Evet. Eyvah, üst üste üste. Hem annesin, hem başörtülüsün, hem bu yaşta tekrar spora mı dönülür falan. Dedim ki belki benim kendi yapısal da bir azmim vardı. Ben dedim ki evet, hiç olmamış şeyleri yapmak çok hoşuma gidiyor. Hep yani başarılmamış şeyleri başarmak istiyorum ben dedim. İlklerin insan olmak istiyorum. Evet, ilkler zaten yapılmış, tamam, güzel bir örnek olmuş, devam eder. Ama ben de bir şeye bir örnek olabilecek bir kapı açayım istiyordum. Ne güzel. Spora tekrar başladım. O dönemde zaten çok güvenmiyorlardı. Çünkü bir anne olarak işte... ne kadar vakit ayırabileceğinize mi güvenmiyorlardı? Yani ona kendinizi, o işte fani olma meselesine mi güvenmiyordu? Evet, çünkü gerçekten spor da başlı başına bir meslek yani. Tabii, bir mesai. Ciddi anlamda bir organizasyona hazırlandığın zaman her şeyi bırakıyorsun. Ama tabii burada benim ailem, annem çok destek oldu çocuğa. Zeynep'e baktılar, sağ olsunlar, destek oldu. Ama en önemli şey yine planlamaydı. İyi planlama yapıyordum. Daha erken kalkıyordum. İşte onun uyku saatlerini, benim koşu saatlerimi. O dönemde üniversiteye de girmiştim ben. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yöneticiliği mezunuyum. Hem üniversitede var, çocuk var ve spora geri dönmüşüm. Hepsini planladım yani işte. Onun uyku saatleri, benim antrenman saatlerim, okula gidiş saatim, gelişim falan hepsini böyle bir iyi planlamak, zamanı iyi bölmek önemli diye ne düşünüyorum. Kadar önemli bir şey. İyi planlama yaptım, destek de aldım ve 99 yılında tekrar spora döndüm. 98 doğumlu Zeynep. 99'da Türkiye şampiyonu oldum. O sene yapılan dünya şampiyonası vardı. Dünya kalifikasyon diye geçiyor. Olimpiyatlara katılabilmek için yapılan bir organizasyon. Dünya kalifikasyonunda dünya şampiyonu oldum tekrar. Maşallah. Dünya şampiyonluğu. İkinci kez bir dünya şampiyonluğunuz var. Ve olimpiyatlara vize aldım. Dünya şampiyonu olarak. Ondan sonra daha da işte büyüdü artık. Olimpiyatlara gidiyorsun ve... Bu arada birileriyle çalışıyorsunuz tabii. Hocalarınız falan tabii, var. Tabii. Çalışıyorum ama o dönemde yeni başladığım için şimdi ilk başladığında tabii herkes çok destek olmuyor. Biraz da kendini araştırıyorsun. Evet. Kendini koşuşturuyorsun. Her kapıyı ben çalıyorum. Orada antrenman yapayım, burada antrenman yapayım. Evime yakın yere gideyim falan. Tabii o dünya şampiyonu olduktan sonra her yer açıldı, bütün kapılar. İşte kulüp olarak işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi kulübüne aldılar. Süre orada bayağı çalıştınız değil mi? Ben hep o sporculuk hayatım hep orada geçti. Sporu bıraktıktan sonra işte antrenörlük başka kulüpte. Sağ olsunlar, orada da çok ciddi destek oldular. Ama o dönemde işte okulu şey yaptım, dondurdum. Hani gitmedim okula. Okul çünkü o dönem için çok şey değildi. Hani bir senede aksası önemli değildi ama olimpiyat çok önemliydi ve 2000 yılında olimpik olduk biz. Tekvando 2000 yılında olimpik oldu. İlk olimpiyatlar yani. Evet. İlk olimpiyatlarda olimpiyat madalyası demeyeyim, o altın madalya almak benim için çok önemliydi. Ve ben anne olarak olimpiyatlarda altın madalya almak çok istiyordum. Evet, annelik anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşadım. Zeynep antrenmanlara geliyordu. Hatta işte ayağımı falan tutuyordu, mekik çekiyordum falan. Çok güzel duygular yaşadım. Zor olsa da onunla beraber yaşadınız aslında. Evet, kesinlikle o süreci. Onun motivasyonu beni daha da güçlendirdi.
çok daha iyi olimpiyatlara hazırlanmama destek oldu ne aslında. Ne kadar önemli. Bunu izleyicilerimizle paylaşmış olmayı da olduğunuz için de çok teşekkür ederim ayrıca. Yani biz çocuklarımızı bir tarafta bırakarak yaptığımız işte arada bazen ciddi mesafeler bırakıyoruz. Hani onlar ayrı bir yerdeler, bir koruma olsun diye, ama siz evet. çocuğunuzu kendi yanınızda taşımışsınız. Şimdi yani sizden 15-16 yıl sonra biz bunu mesela Avrupa'da falan görüyoruz. Türkiye'de de var örnekleri. Avukat işte kadın çocuğunu bir ana kucağıyla bebeğini kucağına alıp çok adliyeye güzel. Gidiyor. Çok güzel görüntüler. Evet. Ya da Brezilya'da dünyanın farklı yerlerinde 2-3 aylık çocuklarıyla mecliste oturuma katılan evet. milletvekillerimiz var. Siz çok öncüymüşsünüz bu konuda. Var evet. Göremedik gelmedi. Biz. Evet, evet. Gündeme gelmedi. O model olarak pek görünmedi o dönemlerde. Siz vardınız işte göremedik belki. Ben olimpiyatlarda ben dünyada da hani çok yanlış bir şey olmasın ama anne olarak olimpiyat madalyası alan Türkiye için demiyorum. Türkiye'de yok zaten. Belki birkaç tane evet. sporcu yani çocuğu olup da olimpiyat madalyası alan. Hiçbir şey engel değil demek değil, ki yaptım, değil. Yapmak istediğimiz şeye. Yani. Ama orada son olarak onu sormak istiyorum. Üçüncü oldunuz. Evet. Değil mi? Ama diyorsunuz ki başörtüsü mevzu olmasaydı ben daha iyi bir dereceyle dönerdim. Evet. Şimdi ben dedim ya Zeynep bana motive oluyordu. Antrenmanlarda işte ayağımı tutuyor, yanımda çalışıyor. Ben zaten olimpiyatlara çok ciddi konsantre oldum. Çok iyi hazırlandım. Bir de hani Allah vergisi bir yapımızda da bir genetik yapımda da ona müsaitlik vardı. Çabuk evet. toparlandım. Her şey çok güzel. Olimpiyatlarda ama gel gelelim şey diyoruz ya psikoloji çok önemli. Şimdi nereye gitsem diyor başörtü açacaksın. İşte hı hı. hatta bana şey dediler. Yani ben şimdi düşünüyorum çok da üzülüyorum. İşte başörtünü açmazsan olimpiyatları götürmeyiz seni. Şimdi ben dünya sıralamasında, dünya platformunda olimpiyatlarda madalya alacak sporcuları, Dünya Tekvando Federasyonu gösteriyor. Şu ülkeden, şu, şu. Ben Türkiye'den beni gösteriyor. Altın madalya alacak sporcu olarak gösteriliyorum olimpiyatta. Benim ülkem olimpiyatlara götürmüyor. Evet. İşte gidemezsin diyor. İçeride antrenörler falan diyor. O dönemde bir Koreli yabancı bir antrenörümüz vardı. İşte Allah'a bir mektup yaz dedi. Bunu söylemek istiyorum. Yani evet. çok içerlediydim o dönemde. De ki işte beni affet. Ben burada açacağım. Yoksa beni götürmüyorlar de git. Böyle peki falan siz şey ne geçer gibi. Bak o dönemde şöyle çok ağlıyordum. Çok üzülüyordum ama kendimi bırakmıyordum. Dedim ki evet. her türlü yapacağım. Ben ve başımı burada... açmayacağım. Açmayacağım dediniz. Dedim ama mesela şapka ve bandanayla idare evet. ettim. Yani tam başörtü takamadık açıkçası. İşte ama yine de bunun bütün bandana mücadelesini takıyordum. Verdiniz yani. Evet. İşte baş şapka ve bandanayla ancak devam edebildim. Yoksa öbür türlü kesinlikle gidemeyecektim. Oraya gittiğimizde de işte şimdi ben dedim ki hadi bandana takıyorum, şapka takıyorum olimpiyatlarda. Ama işte olimpiyat açılışı var. Çok büyük bir şey. Olimpiyat açılışı evet. göremedim. Şimdi sen olimpiyatlara gelmiş bir sporcusun ve olimpiyat açılışlarına hastayım diye numara yaptım. Hastayım diye. Çünkü verilen etek ve kıyafetler çok kısaydı. Yani benim artık diyorum ki şapka takıyorum falan ama bu eteği giyemem dedim yani. Peki bugüne bakınca ne görüyorsunuz? Ya bugün... Orada üçüncü oldunuz. Bir zihniyet değişimi ve dönüşümü var. Evet. Bugün başörtüsüyle yarışan, dünyanın farklı evet. yerlerinde, farklı kulvarlarda yarışan insanlar var. Gençlerimiz çok daha şanslı. Dünya evet. yeni bir dünya kesinlikle. Artık. Türkiye'de yeni bir Türkiye. İnşallah dünya olarak da daha güzel günler göreceğiz. İnşallah. Ne söylüyorsunuz gençlerimize? Son bir dakikamız. Sürümüzün sonuna geldik evet. Şimdi ben dediğim gibi orada hep onlara takıldım ve olimpiyatlarda motivasyonum biraz sıkıntı yaşadım ve belki de o etkiledi madalya. Ama şimdi ben genel müdürlükte de görev yaptığım Gençlik için. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Gençlik görev Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda evet. spor genel müdürümüzün yanındayım. Şimdi olimpiyat 2012 olimpiyatlarına hazırlanan sporcuların hazırlık döneminde ben de vardım. Bütün sıkıntıları bir derdi mi var, ailesiyle bir sıkıntısı mı var, bir sorunu mu var onları araştıracak ekip kurdu. Harika. Diyor evet. ki yani o olimpiyatlardan başka hiçbir şey düşünmemeli sporcular diyor. Biz de o olimpiyata gitmiş başarılı olmuş ekip kurdu sporculardan. Araştırıyorduk yani bir derdi bir sıkıntısı olmasın. Tek işi olimpiyatlara hazırlanmak olsun. Bırakın kılık, kıyafet, inanç, düşünce bunlar değil. Ne derdi ne sıkıntısı var. Çocuğu var hani bir elektriği var ödeyemedi mi misal. Bir sıkıntısı mı var hepsini çözün dedi. Harika. Şimdi de öyle bir hazırlanıyor ki gençlerimizin tek derdi gidip uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek. İnşallah. Tek derdi bu. Ne çok kadar güzel. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin ben hikayeniz özelinde bu serüveni de çok iyi bir biçimde aslında özetlemiş olduk. Bütün Türkiye için de bir ümit vermiş olduk.
söyledikleriniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Hanım. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Şimdi kadınları çalıştırıyorsunuz yine tekvandoya. Evet. Son bir şey söyleyeceksiniz galiba. Ben de şu an işte Aski Spor Bayan Takımı'nın koordinatörlüğünü yapıyorum. Kesinlikle bayanların spora bütün alanda, ben tekvandoyu tabii ki öneriyorum, en güzel branş olduğunu düşünüyorum ama her alanda bayanların kesinlikle spor yapmasını, annelerinin ve çocuklarının, hani anne kız birlikte spor, sağlıklı yaşam sporu, gerekirse de profesyonelleşsin tabii ki, çok isteriz. Ama kesinlikle yaşam boyu sporu yapmalarını öneriyorum ve özellikle bayanlara, kadınlara. Özellikle diyorsunuz. Kesinlikle. Kadınlarımız bu konuda kendilerini var etsinler bu toplumsal süreçte de, bu kulvarlar hazır, açıkken, açılmışken. Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah daha iyi nesillerin gelmesine de vesile olmuş olsun. İnşallah. Çok teşekkürler ben tekrar. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi çalışmalar diliyorum. Sevgili izleyenler, bu günü noktalayacağız. Ama Zeliha Hanım'ın da yaptığı işe bakarak, değil mi? Siz de bitirdiniz. Evet. Oo, çok güzel bir şey oldu. Ellerinize sağlık. Gerçekten teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi dökümü boyamak çok zevkli, çok güzel. Şimdi biz yani Hamide Hanım'ın hikayesini dinledik ama sizi konuştursam eminim çok benzer hikayeler benim sizde de var değil mi? Kupalarım var, benim madalyalarım var. Tabii ben de atletizmde birinci oldum. Maşallah. Tabii okul döneminde. Atletizmde. Evet, dördüncü sınıftaydım ama ortaokullarla yarıştım mesela, birinci oldum. Kupalarım harikasınız. Var. Şimdi biz ediyorum. Burada bu yapılan işler için madalya veremiyoruz. Sanki sadece kuru kuru teşekkür ediyormuşuz gibi geliyor ama en azından hünerli eller diyerek, yani hiç tabii dile gelecek şeyler değil fakat belki bir teşekkürümüzü ifade ediyoruzdur. Şunu izleyicilerimize bitmiş halini tekrar gösterelim. Bu da bir sanat efendim. Gerçekten ellerinize sağlık. Çok muntazam oldu. Arkasını görüyoruz. Bildiğimiz polyesterden yaptık. Evet. Ön tarafını da çok güzel süslediniz. Teşekkür boyalarla değil mi? Evet, hepsi metalik boyalarla. Dediğim gibi dökümü boyamak çok zevkli. Ben aşkla zevkli boyuyorum. Şevkle boyadım kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle evet. Teşekkür ederim Zeliha Hanım. Haftaya farklı bir çalışma yapalım inşallah. Yarın bu köşede sevgili izleyenler Zeynep Türk Yılmaz, ressam Zeynep Türk Yılmaz stüdyo misafirimiz olacak. Lavi tekniğiyle resim çalışması yapacağız inşallah. İlk bölümde avukat Samir Altun Kaynak'la tehdit ve şantaj davalarını konuşacağız. Birbirimize bazen çok tehdide varan şeyler söyleyebiliyoruz. Şantajla karşılaştığımız durumlar olabiliyor. Bu konu hukuki bir boyuta taşınırsa sonuç ne olur? Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Doçent Doktor İsmail Karagöz hocam da ikinci bölümde stüdyo misafirimiz olacak. Çok güzel bir gün geliyor. Güzel bir gün bizi bekliyor. Berat Kandili. İnşallah yarın saat 10.30'da TRT Diyanet ekranlarında Yeni Güne Merhaba'da bütün bu konuları konuşmak üzere. Diyelim, tekrar iyi bayramlar dileyerek veda edelim. Hoşçakalın.